Durma internet ortamındaki bir yayına, eleştiriye durdurma kararı verilebiliyor. Özellikle internetin akıcılık özelliği, yani zaman içinde su gibi akıp gittiğini gözetirsek bu durdurma başlı başına sonuçtur. O paylaşımla, durdurulan paylaşımla elde edilecek yararlar, yaratılacak sonuçlar fiilen ve nihai olarak ortadan kaldırılmış oluyor. Özellikle anlık paylaşımlar açısından. Sayın konuşmacılarımız kuşkusuz bu konuları ve diğer boyutları çok ayrıntılı olarak değerlendireceklerdir. Şimdi sözü konuyla ilgili değerlendirmelerini sunmak üzere Profesör Doktor Sayın Ali Timur Demirtaş hocamıza takdim ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Öncelikle Türkiye Barolar Birliği'nin bu davet için çok teşekkür ediyorum ve gündemdeki böyle önemli bir konuyu tartışmaya açması dolayısıyla ki bildiğiniz gibi bugün Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen yeni adalet reformu olarak adlandırılan paket ve yine dün Başbakan tarafından yine ilan edilen güvenlik paketi adıyla anılan teklifle ilgili tartışmaları yapmak gerçekten de çok önem taşıyor. Tabii konu başlığı 6552 sayılı kanun ve sulh ceza hakimliği olmakla birlikte bahsettiğim iki kanun teklifi de yine tartışmaların odak noktasında. Dolayısıyla ben bunları tek tek ana hatlarıyla açıklamak istiyorum ve tabii sizlerin görüşleri de bu yönüyle önem taşıyor. Bunlardan bir tanesi Adalet Komisyonu'ndan Meclis Genel Kurulu'na gönderilen son teklif. Tabii buna teklif diyoruz fakat kanun teklifinin incelenmesinden gayet ayrıntılı her şeyin düşünülerek hazırlandığı görülecek. Yani uzman kişiler tarafından büyük ihtimalle Adalet Bakanlığı Kanunlar Dairesi'ndeki uzmanlar tarafından hazırlandı. Şüphe götürmez bir gerçek. Şimdi Adalet Komisyonu'ndan geçen metni ana hatlarıyla birlikte dikkate alacak olursak bir defa HSYK'ya ihtisaslaşmış ceza mahkemesi kurma yetkisi veriliyor. Aslında tabii ihtisaslaşma olumlu bir şey. Özel yetkili mahkemelerin yerini alacak nitelik taşımadığı sürece, yani farklı yargılama usulü ve yetkiler verilmediği sürece, işte 3 tane ağır ceza mahkemesi var diyelim. Bunlardan bir tanesi devlete karşı işlenen suçlara bakabilir, işte kaçakçılık suçlarına bakabilir, cinsel suçlara bakabilir. Bu yönüyle ihtisaslaşma olumlu ama eğer maksat farklıysa, yani tekrar yeni özel yetkili mahkemeler yaratmak ise, o zaman bunun elbette onaylanacak bir yanı yok. Yine ikinci önemli teklifin 41. maddesinde arama kararlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Bildiğiniz gibi Şubat 2014'te yapılan değişiklikle bir takım koruma tedbirlerine karar verebilmek için ve özellikle arama için somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi koşulu aranır iken tekrar somut delillere dayalı kuvvetli ibaresi kaldırılıyor ve makul şüpheye dönülüyor. Yani kanun eski şekline dönülüyor. Tabii burada somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesiyle makul şüphe arasındaki fark nedir? Bunlara ayrı bir başlık altında önce bu genel kurula sevk edilen teklifteki başlıkları ana hatlarıyla belirttikten sonra değineceğim. Yine el koymanın kapsamı genişletiliyor 42. maddede. İşte taşınmaz hak ve alacaklara el koymanın kapsamı anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar da kapsama alınmak suretiyle el koyma kararının kapsamı genişletilmiş oluyor. 43. maddede yine CMK 135'teki iletişimin tespiti ve dinlenmesi bakımından yine yeni suçlara yer verildiği gibi bu kararın alınabilmesi de kolaylaştırılıyor. Çünkü mevcut kanunda
başkaca delil elde edilememesi şartına bağlı iken bu koşul çıkartılıyor. Ve yine kapsamı genişletme açısından da devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar da 135 kapsamına alınıyor. Aynı düzenleme teknik araçlarla izleme bakımından da söz konusu 44. maddede teklifin. Burada da yine katalog suçlara devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ve anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı suçlar da ekleniyor. Önemli bir değişiklik ise 45. maddede, teklifin 45. maddesinde CMK 153. maddesindeki değişiklik. Bildiğiniz gibi 153. madde müdafiinin dosyayı inceleme yetkisi ve örnek alma hakkı burada düzenleniyor. Ve kanunun eski şeklinde işte savcının talebi üzerine sulh ceza hakiminin kararıyla gizlilik kararı inceleme yetkisi sınırlanabiliyor idi. Ancak bunun sınırlanamayacağı haller olarak da işte şüphelinin ifadesine ilişkin tutanaklar ve şüpheli ve müdafiinin hazır bulunma yetkisine sahip olduğu muhakeme işlemleriydi. Ama işte yine Şubat ayındaki değişiklikten sonra bu sınırlamalar ve kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Ve tabii bu arada terörle mücadele kanununun 10. maddesinin D bendindeki kısıtlama da tamamen kaldırıldı. Yani müdafi soruşturma evresinde dosyanın tamamını inceleyebilir ve örneğini de alabilir şeklinde bir duruma gelmiş idi. Fakat 45. madde ile burada tekrar eski sınırlamaya hükmü getirilmek isteniyor. Diyor ki soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecekse savcının istemiyle hakim kararıyla kısıtlama yapılabiliyor. Fakat kısıtlama bakımından bazı suçlar sıralanmış. Kasten öldürme, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, devlet casusluk, silah kaçakçılığı, zimmet, kaçakçılıkla mücadele gibi bir takım suçlar sıralanmış. Bu tabii ayrı bir tartışma konusu. Neden bu suçlarla ilgili sınırlama getiriliyor? Eğer eski 153'ü getirecekseniz, sulh ceza hakiminin kararıyla savcının talebi üzerine sınırlama getirilirse, suçların niteliği bakımından neden böyle bir sınırlama? Yani hırsızlık ya da yağma suçu daha mı az önemsiz gibi bir soru akla geliyor. Yani verilmiş hakların geri alınması insanın kafasında kuşkular yaratıyor. Yine önemli bir değişiklik de teklifin 46. maddesine, bunu kabul etmek mümkün değil. 31 Aralık 2019'a kadar Asliye Ceza Mahkemelerinde Cumhuriyet Savcısı bulunamayacaktır şeklinde bir düzenleme. Bu ceza muhakemesinin diyalektik yapısına ters. Nedir? İddia, savunma, yargı. Bu diyalektik ilişkide siz ayaklardan müdafiyi ya da iddiayı çekerseniz o zaman engisyon sistemi olur. Yani düşünün, hakim yargılama yapacak. Ben bunu bazı uygulamacı avukat ve savcı arkadaşlarımla görüştüm. Ya dedi ki, zaten savcı bir şey yapmıyor yargılama aşamasında. O da dinliyor, bazen hatta telefonuna bakıyor falan gibi. Dedim ya, onun sorunu, yani görevini yapmıyor anlamına gelir aslında. Değil mi? Talepte bulunacak, itiraz edecek. Yani varlığıyla bu diyalektik ilişkinin en önemli unsurlarından bir tanesi. Bunun sebebi olarak da şu söyleniyordu. İşte istinaf mahkemeleri kurulacak, oraya savcı ihtiyacı var mantığıydı. Fakat bu teklifin devam eden maddelerinde Yargıtay'daki daire sayısının artırılması ve yeni üyeler atanması da öngörüldüğü için o zaman demek oluyor ki istinaf mahkemelerinden vazgeçiliyor. Peki o zaman asli cezadaki savcıyı niye çekiyorsun sorusu haklı bir kuşku yaratır, nitelik taşıyor. Danıştay hakkında hükümler var. Onları atlıyorum. İdari yargı ile ilgili olduğu için. Fakat
Evet, Yargıtay ile ilgili hükümler var. Dün Yargıtay Başkanı'nın haklı olarak basın açıklaması yapması ve eleştirmesinden de anlaşılacağı üzere Yargıtay'daki daire sayısı 38'den 46'ya çıkartılıyor. 129 yeni üye atanılması öngörülüyor. Ve yine asıl Yargıtay Başkanı'nın haklı tepki göstermesinin nedeni dairelerin hukuk dairesi ya da ceza dairesi olarak görev yapma yetkisi Yargıtay Büyük Genel Kurulu'ndan alınıyor. Ve hatta yine Yargıtay Başsavcısı yardımcılarının atanmasında Yargıtay Başsavcısının ve Yargıtay Başkanı'nın hiçbir görüşü alınmayacak deniliyor. Yine Yargıtay üyeliğindeki kıdem şartı 20 yıldan 17 yıla düşürülüyor. Ve tetkik hakimi atanmasında, Yargıtay'a tetkik hakimi atanmasında şu anki usul Yargıtay'ın da görüşünün alınması. Bu da kaldırılıyor. Düşünün, yanında çalışacak kişi bakımından Yargıtay'ın görüşü alınmadan HSYK tarafından tetkik hakimi ataması yapılması öngörülüyor. Ve tabii Yargıtay'ın yeniden yapılanması ile ilgili teklifin 28. maddesinde diyor ki kanun yürürlük tarihinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay üyeliği için HSYK tarafından seçim yapılır. Seçimden sonra birinci başkanlık kurulu yeniden belirlenecek ve birinci başkanlık kurulu dairelerin iş bölümüne ilişkin kararlar alacaktır şeklinde tamamen Yargıtay'ın yapısını bozacak nitelikte değişiklikler getiriliyor. Bu yönüyle Yargıtay Başkanı dünkü tepkisine tamamen katılıyorum. Yine önemli bir değişiklik de ki Adalet Komisyonu'nda hatırlayacaksınız bu değişiklik teklifi iktidar tarafından çekilmiş idi. Neydi bu? İdari yargıda 5 yıl süreyle görev yapmış hakim ve savcıları Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş Danıştay üyelerinden hukuk fakültesi mezunu olmayanlara talepleri halinde hukuk fakültelerine sınavsız yerleştirme hakkı tanınacaktır. Bu bir anlamda bunlara hukuk diploması verilecek. Yani bir insan hakimlik, savcılık yaparken nasıl derse devam edecek? Hukuk fakültesi diploması almak bu kadar basit mi? Herhalde kendileri belirleyecekler. Bazı vakıf üniversitelerine mi gidecekler? Ne yapacaklar? Devam şartı yok işte Yargıtay, Danıştay hakimi, Danıştay savcısı diyerek bu kişilere, bilemiyorum, buna gerek yok idi. Belki denebilirdi ki, gerekçe olarak söylentiler şu: efendim yıllarca Danıştay üyeliği yapmış kişi artık emekliliklerinde de avukatlık yapsın. Bir hüküm getirirlerdi, bu kişiler avukat olabilir şeklinde daha pratik çözüm olurdu. Yani her şeyi sulandırmamak lazım. Millet işte yıllarca dirsek çürütüyor, sınava giriyor, kazanıyor. Hukuk fakültesini kazanmak kolay değil. Ya da vakıf üniversitelerinin bedelini ödüyor. Senede 20-25 bin lira para ödüyor. Bunlara ücretsiz istediği hukuk fakültesinde hukuk diploması verilmesi. Ki çekilen Adalet Komisyonu'nda çekilen bu madde tekrar gündeme alındı. Haklı olarak muhalefet buna büyük tepki gösterirdi. Yine hakimliğe kabul yaşı ile ilgili sınava giriş yaşı 35 olarak yükseltiliyor. Avukatlıktan geçişte yaş 45 olarak yine yükseltildiğini görüyoruz. Ve yine avukatlıktan hakimliğe geçiş için 5 yıllık avukatlık yapma koşulu 3 yıla indiriliyor. Tabii burada tartışılan konu şu: maalesef avukatlıktan hakimliğe geçişte aslında çok yerinde bir şey. Yani avukatlık tecrübesini yapan, kazanan kişilerin hakimliğe geçmeleri eğer objektif kriterlere göre alınırsa mükemmel bir şey. Ama maalesef bununla ilgili biliyorsunuz bir ara basında da yer aldı. İşte karı koca parti teşkilat üyesi, ilçe yönetim kurulu üyesi tespit edildi ve bunlar atandı. Bir gün ben kültürde ders veriyordum geçen öğretim yılında. Yanımdaki merhaba hocam dedi. Eski 950'den öğrencimizmiş. 20 yıl avukatlık yapmış. Hakim olmuş. Dedim nerede görev yapıyorsun? Çağlayan Adliyesi'nde ağır ceza üyesi dedi. Dedim peki sen ceza avukatlığı yapmış? Yok dedi, hukuk avukatlığı yapmıştım ama oraya görevlendiler. Sonradan
Tabii domino taşları böyle oturuyor. İşte bildiğiniz gibi mal ve haklara tedbir, işte bir takım diğer koruma tedbirleri bakımından Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle karar vermesi düzenlendi. Ve buralara da işte bu avukatlıktan geçen iktidar partisinin belirlediği kişiler adeta orada kilit isim olarak görevlendirildiği söylentisi bana bir meslektaşım söylemişti. Ve dedim tamam, taş orada oturdu. Yani adamlar sadece Sabah Durmuş Bey'in anlattığı suç ceza hakimliği değil, ağır ceza mahkemelerini de sonradan işte kendi seçtikleri, ki 3000 kişinin alındığını o dinlemede takılmıştı değil mi? Eski bakan söylemişti, avukatlıktan geçen ve bu şekilde yargı maalesef bu töhmet altında bırakılıyor. Aslında eğer objektif olarak bu yapılacak olur ise problem değil, ama siyasi sahikle yapılırsa çok yanlış. Adaletin siyasallaşması maalesef ülkeye ve adalet sistemine büyük zarar verir. Tabii silah hakkı tanınıyor. Ben Umut Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim. Biraz önce yemekte Tülay Hanım'la da konuştuk. Avukatların, hakimlerin, işte gazetecilerin bireysel silahlanmasının çok sakıncalı olduğunu hep dile getiriyoruz. Bu tabii doğru değil. Onu da belirtelim. Hatta emekli olduktan sonra dahi bunu muhafaza ediyorlar. 70-80 yaşında, yaş anlamda demiyorum ama insan yaşlanınca bir takım sinirlenmesi, kıskançlık artıyor. Aile dramları, cinayetler işlenebilir. Polis emeklisinde, subay emeklisinde hep oluyor. Normal vatandaş çok yüksek harç bedeli öderken işte bu kamu görevlileri emekli olduktan sonra da ölünceye kadar harç ödemeksizin bu silahı muhafaza ediyor. Ciddi tehlike. Yani evde adeta bomba gibi, onu da belirtelim. Evet, yine hakim ve savcılara disiplin affı, bu tabii yine tartışmalı, işte eski SYK cemaatli de bilmem neydi falan, bilemiyorum onu. Yine başarısız hakim ve savcı adayına yeni sınav hakkı, ben de gazetelerden okudum, bu bir kişi içinmiş, kimse bilemiyorum. Yani bazen işte kişiye özel kanun getirilmesi yanlış. Yine bir hükümde Adalet Bakanlığı'na yurt dışı teşkilatı kurulması öngörülüyor ve tabii asıl önemlisi 27. maddede Yargıtay adli yıl açılış töreni kanundan çıkartılıyor. Sabahki açılışta başkanım ifade etti haklı olarak, bunun kabul edilmesi mümkün değil. Ki dün Yargıtay Başkanı da haklı olarak dile getirdi. Dedi ki bu açılış konuşmalarında biz devlet ricaline sıkıntılarımızı, dileklerimizi dile getiriyorduk. Bunun kaldırılması yanlıştır diye bunu ifade etti. Evet, tabii ilk meclis genel kuruluna bugün sevk edilen, görüşmelerine başlanılacak olan bu teklifle ilgili değişiklikleri ana hatlarıyla belirttim. Diğer önemli paket ise güvenlik paketi, iş güvenlik paketi. Bence bu daha korkutucu. Dün başbakan açıkladı. Ben de açıkçası basından, yani internetten başbakanın açıklamasına göre başlıklar halinde çıkarttım. Tülay Hanım bugün son metni bana gönderdi, resmi metni. Benimki tabii gazete haberlerinden edindiğim hükümler. Molotov kokteyli saldırı aracı sayılacak. Zaten silah tanımı ceza kanununda tanımlanmış, saldırıda ve savunmada kullanılan kesici, delici, belirleyici, yakıcı maddeler silah sayılıyor. Tabi burada problem şu, Molotov kokteyli işte benzini dolduruyor, şişeye dolaştırıyor. Belki bunun, yani bizde kanun yapma kolay da denetleme ve uygulanması zor. Benzin satışını, bidona benzin satışını yasaklasalar, kontrol altına alsalar, işte havai fişekler pat pat görüyoruz o değil mi eylemlerde. Ya bunun satışını kontrol altına alın, düğün dernekte kullanacaklara satışını yapın. Ama Molotov kokteylinin saldırı aracı olarak kullanılması, evet, bu sayılabilir yani, ama sınırı neye göre çizeceksin? Benzin bidonu, adamın aracı yolda kalmış, elinde benzin bidonuyla giderken mi, yoksa içinde fitil mi olacak, şişeye mi konacak? Bu ayrı bir konu. Örnekler vermiş hatta dünkü açıklamada, işte değişik ülkelerde bu silah olarak sayılıyor şeklinde.
Yine maskeli eylemcilere ceza gelecek. Zaten terörle mücadele kanununda izinsiz gösterilere işte yüzü maskeli olarak katılmak ağırlatıcı sebep olarak sayılıyordu. Demek ayrı bağımsız suç olarak getirmek isteniyor. Yine gösteriye silahla katılanlara verilecek ceza artıyor. Zaten silah bulundurma suç. Siz sanki eyleme katılanları yakalayıp kanunları uyguluyorsunuz da ondan sonra işte silahla katılanlara ceza artılacak. Yani Türkiye'de hukuk devletinin kanunların tüm ülkede aynı şekilde uygulandığını söylemek mümkün değil. Şu an Türkiye'nin belirli yerlerinde kanunlar uygulanmıyor. Adam yolu kesiyor, işte kimlik kontrolü yapıyor. Otobüsleri yakıyor, insanları yakıyor, polis hiçbir şey yapmıyor, asker bir şey yapamıyor. Sonradan burada böyle hükümler getiriyor, adeta göz boyama. Yani önemli olan mevcut kanunların uygulanması. Tabii burada yine polisin şahıs ve araçlarda arama yetkisi genişletilecek. Bu tabii tartışmalı bir konu. Bir ara hatırlayacaksınız. Yine bu önleme araması bakımından hakim kararı gecikmesine sakınca olan hallerde işte en büyük mülki amirin kararıyla yapılabilir denilmesi üzerine o dönemde AK Merkez'de işte polis arama yapamıyor gibi bir takım polisin pasif tutumu söz konusu olmuştu bu kanunlar ilk yürürlüğe girdiğinde. Yine aynı algı polisin keyfi arama yapması, zaten polis suç işlendiği kuşkusu var ise yakalama yetkisine sahip. Yakalama yetkisini kullandığı zaman da kişinin üzerinde arama yapabiliyor. Kendine ve etrafına zarar vermemesi için bunu engelleyen bir şey yok. Ama bu ne demektir? Suç işleme kuşkusu olmaksızın keyfi olarak pat durdurup arama yapabileceği anlamına geliyor. Bu tabii özgürlükler bakımından ciddi bir sıkıntı yaratır. Ve asıl önemlisi polise gözaltı yetkisi verilmesi. Burada işte mukayeseli hukuktan örnekler vermiş. Almanya'da, Fransa'da polis 24 saat gözaltına alır. Evet doğru. Bizde de eski kanunda böyleydi. Fakat 1 Haziran 2005'ten itibaren neden savcının gözaltı kararı vermesi arandı? İşkence iddialarının önüne geçmek için. Siz tamamen eskiye gidiyorsunuz. Yani 10 yıl öncesine dönüyorsunuz. Polisin bizde gücünü ne kadar kötüye kullanabildiği bilinen bir gerçek. Yani bu yetkiyi verirseniz işkence de olur, her şey de olur. Bundan bir yıl kadar önce İzmir'de basına yansıyan o Karabağlar karakolunda işte birhanede garson olarak çalışan bir kadının polise direnmesi üzerine karakolda gördüğü işkenceyi, darbı gördük. Polise mukavemetten ona dava açıldı. Yanındaki polis de telefonla konuşuyor. Ceza kanunu 94. maddesinin 5. fıkrası var. İhmal suretiyle işkenceye sebebiyet verenin cezasında indirim yapılmaksızın işkenceden sorumlu olur dedi. İzmir Barosu işte bir takım tepkiler koydu. Avukat görevlendirdi. Ondan sonra dava açıldı. Fakat kadına daha yüksek ceza istedi. Polise mukavemetten dolayı. Bu yönüyle polise bu kadar geniş yetki verilmesi ve savcının sorumluluğu dışında gözaltı yetkisinin verilmesi halinde yine işkence iddiaları artacak demektir. Yine düzenlenen eylemlerde verilen zararları bundan sonra eylemci ödeyecekmiş. Sanki şu anki mevzuatta farklı bir şey varmış gibi. Eğer zarar verirse yakalarsan, değil mi? Cezalandırsın, tazmin de ettirirsin. Ya da hükmün açıklanmasının ertelenmesinden yararlanabilmesi için zararın giderilmesi koşulu var. Yani bugün bu mevcut sistemi uygulayamıyorsun. Nasıl yapacak anlamadım bunu. Düzenlenen eylemlerde verilen zararları bundan sonra eylemci ödeyecek. Sanki şu an başka birisi ödüyormuş. Bulabilirsen, dava açabilirsen zaten ondan alacaksın. Yine sanal ortamda nefret ve teröre çağrıda artık suç sayılacak. Şu an suç değil mi? Terör örgütünün propagandası yapmak, şiddete çağrıda bulunmak, terörle mücadele kanunu 7. maddesini zaten suç uygulayabiliyorsan uygula. Bu tabii bilemiyorum, biraz kapsamı genişletme amacı güden bir şey. Yani işte bu internet yoluyla ya da işte diğer haberleşme
kanallarını kapatmaya yönelik bir amaç güttüğünü zannediyorum. Yine polisin yetkilerinin denetimi için kolluk gözetim komisyonu kurulacak diyor. Bu kolluk gözetim komisyonu da amaç işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan 17 kişilik bir komisyon. Sebebi de şu, işte kolluğun yaptığı istihbari dinlemelerin burada kontrol altına alınması amaçlanıyor ama bu 17 kişilik komisyon tabii iktidar partisi çoğunluğunda olacağı için ciddi problemler oluşabilir. Gerçi yapılan basın açıklamasında Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu Başkanı, Barolar Birliği, üniversite temsilcilerinden oluşan kolluk gözetim komisyonundan söz ediyor ama yani yargıya yani yasamanın, yürütmenin müdahalesi gibi bir şey. Yani tamamen kolluğun görevi bakımından eğer adli zaten dinleme söz konusu ise savcı bunun sorumlusu, denetleyecek olan. İdari ise idari bakımdan da zaten İçişleri Bakanlığı'na yönelik. Bunu ikisini bir arada kapsayan bir komisyon kurulması ne ölçüde yarar sağlayacak ayrı bir konu ve tabii suistimale de elverişli. Eğer siz sistemi etkin bir şekilde uygulayamazsanız bunun yaratacağı sakıncalar daha büyük olacak diye düşünüyorum. Tabii bu paket netleştikten sonra ki son metnini inceleyeceğiz, daha rahat konuşabiliriz. Şimdi burada sabah Durmuş Bey 6552 sayılı kanunla ilgili açıklamalarda bulundu. Zaten bu torba kanunda iki önemli düzenleme vardı. İşte erişimin engellenmesi ve trafik bilgilerinin yine tip başkanlığına gönderilmesi. Erişimin engellenmesi bakımından 5651 sayılı kanuna 8. maddesine eklenen 16. fıkra ve işte o 4 saat içerisinde erişimin engellenmesi yetkisiyle ilgili ben ceza genel kitabımı yazarken açıkçası gazetede bunun da iptal edildiği, yürütmesinin durdurulduğunu gazetede okumuştum. Çıktısını o şekilde almıştım. Hatta kitabın yeni basını bu şekilde işlemiştim. Sabahki internette bulamamıştım. Anayasa Mahkemesi'nin web sayfasına girdim falan. Durmuş Bey de bugün bulmuş. O iki hükmü iptal etmemiş, yürütmesini de durdurmamış. Sadece trafik bilgilerinin denetim yetkisiyle ilgili, yani tüm internetteki o haberleşmelerin tip başkanlığına gönderilmesi olarak adlandırılan trafik bilgileriyle ilgili yürütmeyi durdurmuş. Dolayısıyla tip başkanı 4 saat içerisinde erişimi engelleyebilecek ve yine 16. fıkraya eklenen işte kamu güvenliği, kamu düzeni gibi suçlar bakımından da bu yetki kabul ediliyor. Bildiğiniz gibi 5651 sayılı kanunun 8. maddesinde sayılan suçlarla ilgili olarak erişimi engellenebiliyordu. Mevcut kanunda erişimin engelleme yetkisi sulh ceza hakiminin talebi üzerine, savcının talebi üzerine sulh ceza hakimi tarafından yapılıyordu. Ve gecikmesi sakınca olan hallerde ise savcı bunu engelleyebiliyordu ve 24 saat içerisinde sulh ceza hakimine başvuruyordu. Ama bu ekleme ile birlikte görüldüğü gibi tamamen 4 saat içerisinde tip başkanına bu yetki verilmiş oluyor ve bu hükmün de iptal edilmediğini bu şekilde Durmuş Bey'in sabahki açıklamasından öğrenmiş bulunduk. Sulh ceza hakimliği ile ilgili açıklamalar sabahki oturumda tartışıldı. Tabii burada sulh ceza hakiminin yetkileri işte arama, yakalama, tutuklama, el koyma ve takipsizlik kararına itiraz şeklinde belirtiliyor. En büyük problem bu karara karşı itiraz merciğinin değil sıralı sulh ceza hakimi olması. Bunun hakim bağımsızlığı ve tarafsızlığı bakımından yaratacağı sıkıntı. Bildiğiniz gibi hakim bağımsızlığı hakimin hiç kimseden emir almaması demek. Tarafsızlık ise taraflar karşısında etki altında kalmaması demektir. Ancak hakim tarafsızlığının bireysel yönden
ya da subjektif yönden işte hiç kimsenin etkisi altında kalmaması, hiç kimsenin işte yakını olmaması ya da tarafsızlığını şüpheye düşürecek kuşku altında bulunmaması şeklinde anlaşılması konusunda problem yok. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarıyla da belirtildiği üzere hakim tarafsızlığının bir de objektif yönü var. Yani görünürde tarafsızlık. Yani toplumda bu mahkeme, bu hakim tarafsız mı? Böyle bir algı doğuyor mu, doğmuyor mu? Eğer doğmuyor ise o zaman hakim tarafsızlığında kuşku var demektir. Ve maalesef bu son atamalar, yani başlangıçta belki 2005'te böyle bir süreç başlasa, işte özgürlükler hakimliği yaratılsa hiç kimsenin itirazı olmaz. Ama siz 17 Aralık ya da 25 Aralık ikisinin işte o operasyonlar üzerine tamamen sistemle oynayıp böyle bir mahkeme yaratıp mevcut sistemi, sulh ceza mahkemelerini tamamen kaldırıp işte İstanbul'da 38 tane sulh ceza mahkemesi ve dolayısıyla hakimi, bunlar nöbetçi olduğu zaman işe bakacak iken 6 kişiye bu yetkiyi verirseniz ve bu kişileri de yeniden belirlenerek atanır ise elbette insanın aklına işte o objektif tarafsızlıkla ilgili bir kuşku doğuyor. Daha önce de değil mi, o belirli mahkemeler bakımından aynı kuşku yaratılmış. O zaman da söylenmişti. Bu bakımdan tabii hakim ilkesiyle de bağlantısı söz konusu olabilir. Tabii tabii hakim ya da doğal hakim ilkesi işte yargılamadan önce atanmış hakim, ama bunun işte hakim tarafsızlığıyla, objektif tarafsızlığıyla bağlantısını da kurduğumuz zaman, yani işte belirli işler için bu sistem oluşturuldu. İşte kanundaki değişiklikler, peş peşe Şubat ayında yapılan değişiklikler geldi ve sonradan takipsizlik kararı verildi, itiraz edildi, sulh ceza hakimi de itirazı reddetti denildiği zaman hem tabii hakim ilkesine aykırı olduğu hem de objektif tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu kuşkusu doğuyor. Tabii burada az önce ifade ettiğimiz gibi 21 Şubat 2014'te 6526 sayılı kanunla bazı koruma tedbirlerine başvurma bakımından Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle karar vermesi aranıyor. Nedir bunlar? Taşınmaz hak ve alacaklara el koyma 128, iletişimin tespiti dinlenmesi 135, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi 139 ve teknik araçlarla izleme. Sabah bir avukat arkadaş haklı olarak sordu. Ya dedi, işte mahkumiyet için oy çokluğunu arıyorsun. Ama ya da tutuklama için sulh ceza hakiminin tek başına vereceği kararı arıyorsun. Ama bu tip koruma tedbirleri için Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliğiyle kararını arıyorsun. Diğer yandan takipsizlik kararına itirazı yine sulh ceza hakiminin kararını arıyorsun. Yani tamamen taşlar yerinden oynatılmış, adalet sistemi ters yüz edilmiş bir durumda. Yani insan üzülüyor. Bu görüntünün olmaması lazım. Neden 21 Şubat 2014'te bunu getirdin? Ondan sonra işte şu an görüşülen o şey, kuvvetli suç şüphesi yerine makul şüpheyi arıyorsun. Bunlar adeta işte sabahki açılış konuşmasında Sayın Başkan Feyzoğlu'nun ifade ettiği gibi adeta kendilerine göre bir yargı oluşturma amacı var. Yani bu kadar yargıyla oynanılmaması gerekir. Yargı bir ülkenin değil mi, hayat damarı. Yani kuşkunun olmaması lazım. Adaletin herkese lazım olduğunun unutulmaması gerekiyor. Şimdi burada tabii üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de az önce belirttiğimiz gibi işte somut delillere dayanan kuvvetli suç şüphesi yerine tekrar makul şüpheye dönülmesi. Şüphe bilindiği gibi işte soruşturmaya başlanması sırasında yetkililerin tahmine, delillere dayalı bir tahmini demek. Yani bir delil, bir belirti olmadan şüpheden söz edilemez. Bu yönüyle soruşturmaya başlamak için, ceza soruşturmasına başlamak için bir başlangıç şüphesi ya da basit şüpheye gerek var. Bunun içinde bir delil olması lazım.
Eğer zaten ortada hiçbir delil yok ise, hiçbir şüphe yoksa soruşturmaya da başlanamaz. Bu yönüyle delillerin kuvveti şüphenin derecesini ortaya koyar. Yani eğer basit şüphe, az delil varsa basit şüphe ya da başlangıç şüphesi, buna karşılık çok delil var ise o zaman yoğun şüphe durumu söz konusu olur. İşte yoğun şüpheyi de yeterli şüphe ve kuvvetli şüphe olmak üzere ikiye ayırmak mümkün. Yeterli şüphe denildiği zaman sanığın mahkum olma ihtimali beraat ihtimalinden yüksek ise yeterli şüpheden söz ediliyor. Kuvvetli şüphe ise mahkum olma ihtimali çok yüksek ise buna kuvvetli şüphe adı verilir. Şimdi kuvvetli şüpheyi görüldüğü gibi kişi özgürlüğünü ilgilendiren konularda aramak gerekir. Nitekim kanunda yapılan değişiklikle işte tutuklama gibi, arama gibi konularda ve işte iletişimin tespiti, mal ve haklara el koyma 128, 135, 100 buralarda kuvvetli şüphe, somut olgulara dayanan kuvvetli şüphe aranmıştır. Bir doğrudur bu. Şimdi siz bundan vazgeçip geriye gidip makul şüpheye giderseniz, yani bir anlamda basit şüphe seviyesine yakalama gibi, özellikle tutuklama gibi kişi özgürlüğünü yakından ilgilendiren konularda ciddi problemler olabilir. Gerçi işte bazı koruma tedbirleri bakımından yeterli şüphe aranabilir. Mesela arama bakımından bu söz konusu olabilir ama tutuklama bakımından mutlaka kuvvetli şüphenin aranmaya devam etmesi gerekir. Dolayısıyla eskiye gidiş, şimdi yine neden eskiye gidiliyor sorusu akla gelebilir. Tabii uygulamada deniliyor ki işte tutuklama kararı veremiyorduk, arama kararı veremiyorduk gibi haklı şikayetler, belki uygulamacı meslektaşlarımız, arkadaşlarımız bu konuda açıklamada bulunur ama o zaman şu soruyu da sorulur: 6 ay önceki durum neydi de şimdi ne oldu? İşte HSYK'nın yapısı değişti, işte kendinize uygun suç ceza hakimlerini atadınız, ağır ceza mahkemelerinin üyeleri atadınız kilit isim olarak, her şey garanti altında, ondan sonra başkaları için ne olursa olsun mantığı mı sorusu maalesef akla geliyor. Benim Sayın Başkanım ana hatlarıyla söyleyeceklerim bunlar. Ama tabii tartışmalar kapsamında yine açıklamada bulunabiliriz. Efendim Sayın Hocam, hem 6552 sayılı yasanın ceza hukukunu ilgilendiren hükümlerini, değişikliklerini, hem de gündemde olan yargı paketine ilişkin hükümleri çok ayrıntılı şekilde ele aldılar ve her birine yönelik kendi yorum ve değerlendirmelerini de dile getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İzninizle birkaç değerlendirmede bulunmak istiyorum. Hocamın sıraladığı değişikliklere topluca baktığımızda şu sonuçlara rahatça ulaşabiliriz. Bu değişiklikler ceza hukukuna egemen olması gereken evrensel ilkeler, hukukun temel değerleri, toplumsal ihtiyaçlar, toplumun adalet arayışının yarattığı çaresizlik, yakarışlar esas alınarak getirilmiş değişiklikler değil. Şu an var olan en büyük yarayı daha da derinleştirmeye yönelik ve sadece hükümet edenlerin elini kolaylaştırıcı, konjonktürel bir takım ihtiyaçlara cevap verir gözüken ve kazuistik yöntem benimsemiş değişiklikler bütünü ve sistemi yozlaştırıcı. Şu an Türk yargısının en acil sorunu ve yakıcı sorunu bana göre şu: toplum indinde özellikle. İnsanlar şu an yargının bağımsızlığına zaten kuşkuyla bakıyoruz ama tarafsızlığı konusunda da çok ciddi endişeler duyuyorlar. Gideceği hakimin hangi gruptan olduğu, hangi dünya görüşüne mensup olduğunu sorgulama ihtiyacı duyuyorlar. Bunun bertaraf edilmesi gerekirken getirilmek istenen düzenlemelerle bu daha da derinleştiriliyor. Birkaç örnek verecek olursak, İşte Yargıtay'da yapılan düzenlemeye yönelik kıdem indiriliyor. 20 yıldan 17 yıldı sanıyorum.
129 üyenin özellikle getirilmesi öngörülüyor. Daire yapıları değiştiriliyor. Yargıtay'ın yönetsel yapısı değiştiriliyor. Bunların tamamının hükümete çok daha bağlı bir Yargıtay yaratmaktan ibaret olduğu çok açık. Bir diğer konu avukatlıktan hakimliğe geçiş. Elbette herkes müttefik bu konuda. Çok yararlı. Ama onun 3 yıla düşürülmesinin anlamı şu. Hakimlik stajı 2 yıl. Ve staj yapmadan bildiğim kadar direkt geçiş o anlama geliyor. Stajın yerine avukatlık yapıp ve çok daha kolay geçiş. Orada da yani yerel mahkemelerde de yandaş yapıyı, iktidar bugün şudur, yarın bir başkası, yandaş yapıyı çok daha güçlendirmek oluyor. Oysa ki bunun yerine pek çok hukukçu teorisyenin dile getirdiği, talep ettiği hakim yardımcılığı, savcı yardımcılığı stajın başlangıcından itibaren bir süre, 5 yıl süreyle hem hakimlerin yetişmesi hem büyük şehirlerdeki yargılama faaliyetlerinin çok daha seri yürümesi adına o konu tartışılmıyor. Onun dışında tamamen hükümet adına neler gerekiyor, neler hükümetin etkinliğini, vatandaşın korkuya kapılmasını, caydırılmasını, bir takım eleştirilerden, tavırlardan caydırılmasını sağlar. Onlara cevap verecek düzenlemeler olduğu anlaşılıyor. Şimdi sunumunu yapmak üzere sözü Doktor Sayın Fahri Gökçen Taner hocama takdim ediyorum. Buyurun Sayın Hocam. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ben de tüm izleyenleri saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda hem Durmuş Hocam hem de Timur Hocam gibi kitaplarıyla yetiştiğim iki hocamla aynı konferansta bulunmaktan büyük bir onur ve şeref duyduğumu da öncelikle sözlerime başlamadan belirtmek isterim. Aynı zamanda tabii bu benim için büyük bir zorluk çünkü genel bir konferans öncesi bir konu bölüşümü yapmadığımız için dolayısıyla zaman zaman bir takım tekrarlar olması bu bağlamda kaçınılmaz ama ben tabii bunu öngörerek daha geniş bir yelpazede konuyu ele almayı zaten planlamıştım. Çünkü Timur Hocam zaten konuyu son derece açık bir şekilde ortaya koyarak zaten benim işimi son derece zorlaştırdı bu bağlamda. O yüzden ben de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Öncelikle kısaca 6552 sayılı kanun ve yine hocamın yaptığı gibi güvenlik paketinden çok kısaca bahsedip ondan sonra suç ceza hakimliklerine yöneleceğim. Fakat tekrara düşmemek açısından önce bir tarihi perspektifinden ele alacağım. Devlet güvenlik mahkemelerinden bu yana, çünkü Sayın Başkan da ilk oturumda bunu ifade etti. Dediler ki özel görevli mahkemeler tecrübesini hatırlamaksızın bugün geldiğimiz noktayı bu bağlamda anlamamız mümkün değil. Gerçekten değil. Çünkü kanunu yapanlar eski kanunları hiç unutmuyorlar ve onu bir yerlerde başka bir şeylere mutlaka benzetiyorlar. Dolayısıyla DGM'deki yedek hakimin nasıl bugün sonradan özgürlük hakimi ve sonrasında da suç ceza hakimi yapısına örneklik ettiğini de açıklamadan geçemeyeceğim. Sonra da ortaya çıkan problemleri zaten pek çoğu burada söylendi. Sadece nokta nokta ifade ederek konuşmamı tamamlayacağım. Şimdi 6552 sayılı kanunda getirilen ve genellikle internete ilişkin olan, daha doğrusu bizi ilgilendiren çok geniş bir düzenleme, daha çok bir aslında af kanunu, daha doğrusu borçların yapılandırılmasına ilişkin bir kanun olmasıyla meşhur. Bizi ilgilendiren en önemli husus tabii burada Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı. Çünkü Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na ilişkin burada yapılan düzenleme Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na zaten tüm bir idari teşkilat içinde çok özel bir yer verildiğini açıkça ortaya koyuyor. Hatta biliyorsunuz Telekomünikasyon İletişim Başkanı aslında bir bağımsız idari otoriteye bağlı. Fakat Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yargılanması için izin getirilmeye çalışılmıştı. Fakat sonradan anlaşıldı ki kendi bağlı olduğu otorite bir izne tabiydi. Dolayısıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanı'nın yargılanmasının izne tabi kılınması bu derecede problemli hale geldiği için bir dönem bu yapılmaktan vazgeçildi. Çünkü şimdiki tabii gelişmeleri anlamak için Gezi olaylarından bu tarafa, işte Twitter kararını, Anayasa Mahkemesi'nin olanları biteni bir topluca düşünmek lazım. Çünkü o dönem idare mahkemeleri bu Twitter kararının hemen öncesinde yürütmeyi durdurma kararı vermeye çalışırlarken işte bu yine 24 saatlik düzenleme gündemdeydi. Daha o zaman 4 saat lafı yoktu. Çünkü benim bildiğim kadarıyla hukukta 4 saat diye bir süre yok.
çok. 4 saat herhalde ancak olsa olsa herhalde bir arkadaşınızla oturup konuştuğunuz bir süre falan olabilir. Yani benim bildiğim en kısa süre 24 saat çünkü. Bunu getirilmesinin nedeni de işte deniyor ki internette çok hızlı gelişmeler oluyor. Müdahale etmek imkansız hale geliyor vesaire. Dolayısıyla olağanüstü şartlar olağanüstü düzenlemeleri getirir. Bu zaten klasik cümle, çok alışkınız buna. Ve böylelikle bir düzenleme yapmak durumu ortaya çıktı. Fakat işin ilginç tarafı şu, şimdi tabii hep bir kendine yontma durumu söz konusu. İdare daha önceki düzenleme bağlamında idare mahkemeleri yürütmeyi durdurma kararları verdiklerinde o zaman denilmişti ki 30 gün süremiz var bizim bu kararı uygulamak için. Yani idari yargılama usulü kanununu tabii bilmemekten kaynaklanıyor. Çünkü orada kararları 30 gün içinde uygulayabilirsin demiyor. Kararları uygulamak için maksimum sürenin 30 gün olduğunu söylüyor. Örneğin işte bir kamu görevlisi atadıysanız onu alacaksınız, onun yerine başkasını atayacaksınız. Bunlar zaman alan şeyler. Ama böyle tek tuşla yapılan işler için herhalde 30 günlük bir süre yoktu zaten. Dolayısıyla sürekli bir kendisine yontma durumunun bir yansıması bu. Mesela hiç değinilmeyen şans eseri bir tane bulabildiğim bir şey var. Buradaki değişikliklerden bir tanesinde şöyle bir şey var. Şimdi içerik ve yer sağlayıcılar kendi bilgilerini internette paylaşmak zorundalar. Çünkü gene işte mesela bir şahsınıza bir saldırı olabilir. Onun kaldırılmasını istemek için bir e-posta adresine ihtiyacınız olacak. Bunları internet sitesinde yayınlamanız gerekiyordu. Eskiden bunları yayınlamamanın cezası 2000 liradan 10.000 liraya kadar para cezası iken yapılan son değişiklikle bu ceza 2000 liradan 50.000 liraya kadar adli para cezasına. Dolayısıyla tabanıyla kendisi arasında 25 kat fark olan bir ceza. Bu niye böyle oldu, niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu diye sorarsanız çok bir açıklama yapamayacağım. Şunun için yapamayacağım. Çünkü kanunların gerekçeleri artık şöyle olmaya başladı. Suç ceza hakimliklerinde de var. Bu güvenlik paketinde de göreceksiniz. Mesela hemen şey örnek vereyim. Bu makul şüphe ile somut delillere dayalı kuvvetli şüphe değişikliği arasında gerekçeye bakıyorsunuz. Gerekçede şey yazıyor. Kanunda yer alan somut delillere dayalı kuvvetli şüphe ifadesi makul şüphe olarak değiştirilmiştir. Dolayısıyla gerekçe zaten yapılan şeyin ta kendisi. Yani bir amaç açıklamak ihtiyacı yok. Zaten kanunların hazırlık çalışmalarında yapılan tutanakları vesaireyi de okumak imkanına sahip olursanız zaten aslında doğru düzgün bir tartışmanın yapılmadığını, usulü yapılan bir takım oylamalarla hızlı hızlı bunların komisyonlardan geçtiğini, hatta işin enteresan tarafı suç ceza hakimlerine ilişkin düzenlemede düzenlemenin bir kısmına adalet raporu komisyonu karşı, muhalefet partilerinin büyük olanlarının ikisi karşı, fakat nasıl oluyorsa bu adalet komisyonu tarafından, yani orada bulunan herkes karşı, fakat nasıl oluyorsa bu kabul ediliyor ve kabul edildikten sonra da bizim önümüze kanun olarak geliyor. Tabii mecliste yapılan oylama tüm usulü problemleri ortadan kaldırdığı için de bunun adı kanun olarak uygulanmaya devam ediyor. Güvenlik paketine ilişkin bu gözaltı yetkisine ilişkin ifade etmek istediğim husus elbette Cumhuriyet Savcısının soruşturma evresinin hakimi olmasına ilişkin düzenleme gerçekten çok yerinde bir düzenlemeydi. Kötü muamele iddialarını ortadan kaldırmak için son derece elverişliydi. Şimdi bu yapılandan geri dönülüyor. Bunu tabii ki buna karşı çıkmak lazım. Ama herhalde şunu da söylemek lazım. Bunda bu yetkilerine sahip çıkmayan, telefonla kolluk görevlilerine talimat veren, hiç gözaltına alınacak kişiyi görmeksizin bu usulü işletmeyen, dolayısıyla kanunun istediği şartları sağlamayan kolluk görevlisinin telefonunu açıp efendim şöyle 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 bir kimseyi yakaladık demesi üzerine gözaltına alın bırakın demek suretiyle bunu yapan Cumhuriyet Savcılarının da herhalde rolü olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü bir yetki verildiği zaman o yetki kendisine verilen makam tarafından kullanılmadığında o yetkinin alınmasının için hevesli olanlar zaten var. Kolluk zaten kollukçu anlayış bu bağlamda kuvvetli bir argüman. Dolayısıyla bu yetkinin böyle geri gitmesi dedi. Cumhuriyet savcıları herhalde biz yetkimize sahip çıkmıştık diyemeyeceklerdir. Bu da hepimiz adına üzücü. Çünkü Cumhuriyet savcılarının sahip çıkmadığı o yetki bir gün hepimize lazım olabilir. Çünkü hem Asya Ceza Mahkemelerinden Cumhuriyet savcılarının çıkarılmasına ilişkin düzenlemede hem de soruşturma evresinde savcının varlığına ilişkin düzenlemede her ne olursa olsun bizi yani Cumhuriyet Savcısı makamı itibariyle taraf ve şüphelinin karşısında da olsa ne olursa olsun bir hukukçu sücüğü olarak aynı zamanda da teminat teşkil etmesi gerektiğini, en azından bunu böyle yapması ve bunu unutmaması gerektiğini de hatırlamak gerekir. Dolayısıyla savcıların işlerini iyi yapmıyorlardı diye Cumhuriyet Savcısını Asya Ceza Mahkemelerinden çıkaralım çok makul bir açıklama değil ve
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin en önem verdiği kurumlardan bir tanesi olan çelişme yönteminin, yani tez, antitez ve sentezin mahkeme tarafından çıkarılmasına hazırlık sağlayan kısımda Cumhuriyet Savcısının olmaması ve adeta idare mahkemesi gibi bir yazılı usule dönülmesinin ortaya çıkartacağı zararlar zannediyorum son derece açık bir bağlamda. Şimdi yavaş yavaş suç ceza hakimliklerine doğru gelmek istiyorum. Kısaca bir tarihsel perspektifi hatırlatmak isterim. Çünkü bizim yargı sistemimizde geçmişten bu yana özellikle soruşturma evresindeki kararların verilmesine ilişkin zihniyet, aman onu bizim yakınımızda olan, yani o mahkemenin yakınında olan hakim versin şeklindeydi. Devlet güvenlik mahkemeleri döneminde bu hakim yedek hakimdi. O hakimin itiraz merceği ise bunun karşılığında o mahkemenin ta kendisiydi. Dolayısıyla hakimin de zaten görev yaptığı bir organdı. Sonra bunlar çok antidemokratik mahkemeler oldukları için yine söylene kaldırıldılar. Yerlerine özel görevli 250. madde uyarınca görev yapan mahkemeler geldi. Bu mahkemeler geldiğinde bunlar ilişkin itiraz usulüne ilişkin özel bir düzenlemenin yapılmadığını görüyoruz kanunda. Fakat her nasılsa bu eski anlayış devam etti ve yine mutlaka ve mutlaka özel yetkili hakimlerden bir tanesinin buna bakması gerektiği yönündeki anlayış hakim kılındı ve bu şekilde yine devam etti o dönemde ki bu da son derece problemliydi. Tabii burada şunu yadsımıyorum, yani soruşturma evresindeki verilen kararların bir uzmanlık işi olduğu yönündeki, daha doğrusu uzmanlık hakimin tek işi olması çok makul bir açıklama. Ama çok büyük uzmanlığı gerektiren şeyler olmadığını da kabul etmek gerekir. Çünkü sonuçta itiraz kanun yolunda kararın usulüne göre verilmediğine ilişkin denetim yani çok büyük bir uzmanlığı gerektiren bir inceleme değil. Dolayısıyla o dönemde de zaten kanunda açık düzenleme olmadığına göre bunun genel yetkili makamlar tarafından yapılması gerekirdi. Yapılmadı. Sonra yine antidemokratik oldukları gerekçesiyle özel görevli mahkemeler kaldırıldı. Fakat ellerindeki işlere bakmaları devam edilmesi istendi onlardan. Onların yerine terörle mücadele mahkemeleri kuruldu. Terörle mücadele mahkemeleri kurulduğunda yepyeni bir kavramla tanıştık. Kanunun 10. maddesinin 3. fıkrasının C bendinde ki biz bunu kürsüce yaklaşık bir gün kadar aradık. Çünkü bir takım, biliyorsunuz Timur Hocam da hani kanunların hazırlık döneminde hani kaynak olarak basını gösterdi. Çünkü çok normal basından faydalanmak zorunda kalmanız. Çünkü bir takım basın yayın organları olmasa bizim çıkacak kanunlardan ancak meclis canı isteyip internet sitesine koyduğumuzda haberimiz olabiliyor. Ama neyse ki bir takım basın yayın organları var. Bunlar bu kanunların ön hazırlığını yapmakla ve halkı bunu hazırlamakla görevlendirilmiş oldukları için bunlar o dönemde bir propagandaya başladılar. Ve demeye başladılar ki işte özgürlük hakimleri geliyor, özgürlük hakimleri şöyle geliyor, böyle geliyor. Ben zannettim ki devrim olacak. Özgürlük hakimleri öne geçecekler, biz de arkalarından geçeceğiz ve her şey değişecek. Çünkü bu özgürlük hakimleri meselesi kamuoyuna sanki, yani bunlar tutuklamakla yetkili değil de sanki hepimizi özgürleştirmekle görevli bir takım kimselermiş gibi yansıtıldı. Ve sonra hani kanunda biz büyük çok heyecanlandık, böyle arayalım bulalım diye. Sonra işte 10. maddenin 3. fıkrasının C bendi, hiç unutamıyorum çünkü o kadar çok aradık ki unutmak mümkün değil. Böyle orada küçücük bir şey diyor ki özel görevli bu terörle mücadele mahkemelerine ilişkin soruşturma evresindeki kararlar vermekte bu hakimler görevlidir. Bu hakimler başka işleri yapmakla görevlendirilemezler diyor. Dolayısıyla bunların adı oldu özgürlük hakimi ve sonra da dendi ki arkasından Fransa'da da var. Şimdi Fransa'da olanla bunun arasındaki farkı anlatmam yaklaşık herhalde ayrıntılarıyla birlikte bir yarım saati falan bulabilir. Ama şunu söylemek isterim. Fransa'daki sistemde öncelikle orada bir zaten Durmuş Hocam sabah büyük ölçüde bahsetti. Orada hala soruşturma hakimliği mekanizması var. Ve soruşturma hakimi olayların aşağı yukarı tüm davaların %4'ünde görev yapmaya devam ediyor. Ve dava açılıp açılmamasına ilişkin kararı vermekle de bu hakim görevli. Yani çünkü bu güvensiz ta devrimden bu tarafa gelen yapıyla birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet Savcısına bir güvensizlik ve kişi bakımından teminat oluştursun diye davanın açılmasına bu hakimin karar vermesi söz konusu. Ama
tabii o hakim zaman içerisinde bir metamorfoz geçiriyor. Çünkü ben hakim miyim, savcı mıyım paranoyası içerisinde. Bunu bir Fransız yazardan aktararak söylüyorum. Kendi benzetmem değil bu. Bir anda paranoyaklaştığı ve ne olduğunu bilmez bir konuma geldiği. Çünkü hem ithamcı sıfatının hem hakim sıfatının aynı kişide birleşmesinin doğru bir uygulama olmadığı söylenerek zaman içerisinde işte bu bahsettiğim %96'lık iş soruşturma hakimlerinin yetkisinden çıkartıldı. O yüzden işte Durmuş Hoca da sabah söyledi. Çok korkulan hakimlerdir bunlar. Çünkü çok geniş yetkileri var bu bağlamda. Ama hala terör davalarında, işte Sarkozy'nin yargılanmasında vesaire bu hakimlerin görev aldığını biliyoruz. Ve özgürlük ve tutuklama hakimi de işte bu soruşturma evresinde verilen özellikle tutuklama kararlarını denetlemek bakımından kurulmuş ikinci denetimi yapmakla görevli bir mekanizma. Ama bizdeki adı bir kere atla zaten bir kesme var. Özgürlükler hakimi. Yani tutuklama kısmını atmışlar burası çünkü hoş gözükmez, yanlış anlaşılır diye. Özgürlükler hakimi diye bir isim. Bunun öncesinde bir takım süper yetkili, süper savcılar vardı biliyorsunuz. Sonra bu suç ceza hakimleri gelince de birkaç basın organında da ben süper hakimler görmeye başladım. Yani açıkçası bakkalı marketten ayırmak için kullanılan sıfatın hakimin önüne ya da savcının önüne takıldığında neden bu kadar çekici olduğunu ben hala anlayabilmiş değilim. Çünkü bu meslektaşlar arasında çok ciddi bir ayrılığa yol açıyor. Dolayısıyla son derece rahatsız edici bir şey. Süper savcıları ayırmak istiyorsanız bir dönem taktıkları Ray-Ban gözlüklerle verdikleri beyanatlardan kendilerine ayırabilirsiniz zaten. Birkaç tanesi insanın gözünün önüne hemen geliveriyor bu kişilerden. Ama yani yapı itibariyle bakıldığında meslektaşlar arasında bu tür bir ayrımın doğru olmadığı ve sadece bunların bir takım davalara bakmakla görevli kişiler olduğu, özel bir takım görevler olduğu söylenebilir ama bunların başına işte yok süperdir, yok özgürlük hakimidir vesairedir şeklindeki açıklamalar ben bunu sadece bir algı operasyonu olarak görebiliyorum. Nitekim özgürlük hakimleri daha özgürlüğün teminatı olamadan 1,5 yıl sonra ve tabii aslında çok hepimizin iyiliği için değil ama bir takım olayların sonucu olarak kaldırılan özel görevli mahkemelerin kaldırılmasıyla ortadan kalktı. Özel görevli mahkemelerin ortadan kalkmasının hemen ardından da işte bu suç ceza hakimliklerine ilişkin düzenleme geldi. Şimdi sormamız gereken soru şu, soruşturma evresinde uzman bir hakimin varlığı sistemin lehine mi? Bu ciddi bir tartışmanın konusu. Çünkü baktığınızda kanunun gerekçesini okuduğunuzda kanun diyor ki ben şunu yapmak istiyorum. Soruşturma evresinde verilen kararlar uzman bir hakim tarafından verilsin ve dolayısıyla hem insan haklarına yönelik ihlaller azalsın hem de böylelikle bu hakimlerin tek işi olsun. Yine sabah ifade edildiği üzere o yan bir iş olarak bunu görmesin ve böylelikle sistem iyi yürüsün. Şimdi bakıldığında son derece makul, güzel bir açıklama gibi duruyor ve genel görevli bir soruşturma hakimliği aslında artık sulhlük bir tarafı da kalmadı. Çünkü sulh asliye ile ağırdan suç ceza mahkemesini ayırmak için kullanılan sıfattı. Artık aslında suç ceza hakimi değil soruşturma hakimi oldu. Dolayısıyla bu son derece mantıklı. Ama bunun karşısında kamuoyunda söylenen şey ki yine pek çok kez dile getirildi. Son derece az sayıda hakimle bir takım soruşturmalar etkilenecek. Nitekim Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından atanan hakimlerin de zaten geçmişte yaptıklarına ilişkin, geçmişte verdikleri kararlara ilişkin bir takım açıklamalar yapılmak suretiyle aslında bu yapılanın hiç de hukukun iyiliği için olmadığı ve bunun arkasında başka sahiplerin yattığına ilişkin bir takım iddialar ileri sürüldü. Şimdi ben hukukçu olarak tabii bu iddiaları ispatlamak veya reddetmek imkanına sahip değilim. Çünkü bunu hukuken böyle bir şey yapmak mümkün değil. Yani bunun için işte geçmişte verilen kararları ortaya koyacaksınız. Bir takım başka istihbari bilgilerinizin olması lazım. Bunu hukuken yapamayız ama hukukçu olarak şunu yapabilirim. Yapılan şeyin gerçekten hangi amaca hizmet edip etmediğini sorgulamak bir yana, yapılan şeyin yerinde olup olmadığını tartışırsak zaten ya da ne yapıldığını net bir şekilde ortaya koyarsak zaten aslında sorunun cevabı kendiliğinden ortaya çıkıyor. Şimdi kanunun uzmanlaşma iddiasıyla çelişen en önemli uygulamalarından bir tanesi idari yaptırım kararlarına karşı karar verme yetkisini suç ceza hakimliklerinin üzerinde bırakması. Çünkü biliyorsunuz yine 2005 yılında Kabahatler Kanunu değişirken en önemli değişikliklerden bir tanesi suç ceza hakimliklerinin idari yaptırım kararlarına karşı başvuru merci olması oldu. Hatta bu Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Böyle şey olmaz dendi. Çok ciddi tartışmalar oldu o dönemde. Ve sonunda suç ceza hakimlikleri bu kararlara başvuru merci olarak kaldılar.
mahkemeleri daha doğrusu kaldılar. Fakat şimdi bakıldığında bu idari yaptırım kararlarına karşı başvurular ki çok sayıda, yani trafik cezası aldığınızda da ona gideceksiniz. İmar kanununa ilişkin bir para cezası aldığınızda da ona gideceksiniz. Son derece sınırsız sayıdaki kanundan gelen başvuruları cevaplamaya ilişkin bir problem bu. Dolayısıyla bir kere bu kanun uzmanlaşma, yani ben bu hakimin tek işine soruşturma evresinde karar vermek yapacağım iddiasıyla bir kere çelişen bir uygulama. Sonra şeye bakıyoruz, SSYK ne yaptı diye bakıyoruz. Değişiklik öncesinde suç ceza mahkemelerinde görev yapan hakimler yeniden suç ceza hakimi olarak atandılar mı sorusuna vereceğiniz cevap ancak bunların %50'si atandı. Kalan bir %50'si ise, ki bilindiği üzere suç ceza hakimliği hani mesleğin başındaki bir aşama olarak görülür. Dolayısıyla kıdemli hakimlerin suç cezada görev yapmalarına çok rastlanmaz bu bağlamda, eğer ileride terfi etme vesaire imkanları varsa. Fakat bakıldığında Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarının, Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin ve yine bu HSYK'nın listesinden, hani kendim çıkardığım sonuçlara bakarak söylüyorum, daha önce nerede görev yaptığı o listede yazmayan, belki bakanlıkta çalışan, belki de ilk görev yeri olan bir takım hakimlerin getirilip buraya atandığını görüyoruz. Eğer bir uzmanlık iddiası vardıysa, o zaman değil mi bu işi yapan insanlar arasından seçip devam ettirseydik, bu da açıkçası yapılanın biraz yerinde olmadığına yönelik bir yapıyı ortaya koyuyor. Bu zaten suç ceza hakimine karşı itiraz mekanizmasının suç ceza hakimliği olması demek, kapalı devre bir hakimlik sistemi kurmak demek. Çünkü siz kapalı devre bir hakimlik sistemi kuruyorsunuz. Hemen bir de bunun arkasında bir düzenleme daha var. Kovuşturma davasında, yani kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına karşı verilecek, yapılacak başvurularda karar verme yetkisi, bunları karara bağlama yetkisi eskiden Ağır Ceza Mahkemesi başkanındaydı. Sonra niye olduğunu anlamadığımız bir gerekçeyle bunu Ağır Ceza Mahkemesi yaptılar. Anlamadık çünkü gerekçesinde bir şey yazmıyor. Sonra şimdi aldılar bunu, suç ceza hakimlerine verdiler. Dolayısıyla siz bir şikayette bulundunuz. Şikayetiniz kovuşturma yeri olmadığı kararıyla sonuçlandı. Gideceksiniz yine suç ceza hakimine. Suç ceza hakiminden bir yukarıya aşamaya atlamanız mümkün olmadığı için eninde sonunda bir takım soruşturmalar derin kuyularda merdivensiz kalabilecekler. Yani böyle bir problem var. Çünkü baktığınızda o soruşturmayı oradan çıkartmak için başka bir hakimi bu işe dahil etmek imkanı olmadığı ve bu hakimlerin sayısı da son derece az olduğu için, ki bunları bir de düşünürken bir de Durmuş Hoca'nın sabah ifade ettiği "vay sen benim kararıma itirazı kaldırdın, şimdi ben de senin kararına sıra geldi" şeklindeki bir takım meslek içi çekişmeleri de hesap etmek gerekir. Şimdi bu 40 kişilik bir hakimlik döngüsü içinde döndüğü zaman farklı, 6 kişinin arasında döndüğü zaman doğal olarak farklı sonuçlara yol açacak. O yüzden bunun da bir tabii sorun olduğunu görmek gerekir. Bir diğer problem, bu yine nöbet meselesinde sabah birazcık bu konuşuldu. Suç ceza hakimlerinin başka işler yapması yolunun kanunla kapatılmaması. Şimdi buna ilişkin düzenlemede diyor ki, müstakilen suç ceza hakimliğine görevlendirilen hakimler adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerde görevlendirilemez diyor. Dolayısıyla demek ki HSYK yetki verirken bu kişileri başka işlere de bakmaya yetkilendirebilecektir. Hatta bir de bugün öğrendik ki bir de nöbet usulünde böyle bir problem söz konusu. Çünkü nöbetçi bir takım hakimler suç ceza hakimlerinin yerine karar verebiliyorlar. O zaman zaten bu sistemin kendi içerisinde delindiği anlamına geliyor. Ha, bu iyi mi olur kötü mü olur konusunu yine söylediğim gibi bu yani hukuken açıklanabilir bir şey değil. Yani oraya kimin atandığına bakarak buna karar vermek lazım. Ama tabii HSYK'nın da kalkıp oraya seçme kimseleri atadığını düşünmek aslında bu ülkenin bir hukuk devleti olmadığını peşin peşin kabul etmek anlamına geliyor. Ben bu soruya cevap vermek istemediğim için size sormak vasıtasıyla bunu geçiştirmek istiyorum. Şimdi bir de tabii bu sorunu nasıl çözebilirdik? Aslında çok genel bir kural var bizim hukukumuzda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda. Diyor ki soruşturma evresinde görev almış olan hakim kovuşturma evresinde görev alamaz diyor. Çok güzel. Çünkü soruşturma evresinde karar vermiş olan hakim temiz zihni olan bir hakim değildir. Çünkü o karar görmüştür olaya ilişkin. Ve kovuşturma evresinde de bu hakimin görev yapmaması gerekir. Fakat hemen bu kanun daha yürürlüğe ya girdiğinde ya girmek üzereyken çıkarılan başka bir kanunla bu hükmün uygulanması
ve aynı zamanda da buraya eklenen değil, nedense uygulama kanununa eklenen garip bir şekilde bir hükümle, bu hükmün uygulanması yalnızca Cumhuriyet Savcılarının yetersiz kaldığı hallerde suç ceza hakimlerinin soruşturma yaptığı hallere özgülendi. Dolayısıyla bu hüküm kuşa çevrildi. Yani bu hüküm yok aslında, yani öyle bir şey yok bizim hukukumuzda. Soruşturma evresinde görev yapan hakim kovuşturma evresinde görev yapamaz diye. Halbuki bu kuralı tek başına dahi getirmek pek çok sorunu çözmek imkanını ortaya koyar. Eğer iddianameyi kabul eden mahkemeyle yargılamayı yapacak mahkemeyi de birbirinden bir ayırabilirsek, o zaman belki bir nokta daha ilerleyip gerçekten temiz zihinle karar verme noktasında ciddi bir yol kat edebiliriz. Ama bu yapılmadığı gibi suç ceza hakimlerinin de başka işlerde, yani kovuşturma evresinde görev alması yolunun kanunda kapatılmaması da ciddi bir problem bu bağlamda. Her ne kadar müstakilen görevlendirilir diyorsa da işte bu nöbet döngüsünden başka hakimlerin oraya kayması vesaire söz konusu. Dolayısıyla son derece bu da problemli. Yine değinilen konulardan bir tanesi, neden bazı koruma tedbirlerine ağır ceza mahkemeleri oy birliğiyle karar veriyorlar diye sorarsanız, benim buna vereceğim tek bir cevap var. O da mal canın yongasıdır olacak. Çok tutarlı ve mantıklı değil ama böyle. Çünkü yapılan düzenlemenin bu yine malum süreç içerisinde taşınmazlara hak ve alacakları el koyma düzenlemesiyle bağlantılı olarak yapılmış olması, bunun mal canın yongasıdır amacıyla yapıldığını, zaten şeyin tutarsızlığını tartışmaya gerek yok. Ağır ceza mahkemesi oy çokluğuyla müebbet hapis verebiliyor iken, tutuklama kararı tek bir hakimle verilebiliyor iken, bu telefon dinleme kararının niye oy birliğiyle verildiğini zaten son derece kendi içinde tutarsız olduğunu zaten tartışmaya zannediyorum gerek yok. Hatta bir de yeni bir haber daha var. Bu Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ilişkin kanunla birlikte, işte Timur hocamın bahsettiği kanun değişirken, buraya anayasal düzene karşı suçları ve işte bir suçu daha ekliyorlar. Dolayısıyla bu demektir ki bir takım yeni davalar geliyor. Yeni davalarımızın, çok sanıklı davalarımızın konsepti de bu olacaktır. Çünkü daha önce biliyorsunuz gizli tanık hukukumuza girdiğinde bu bir takım gizli davaları çağırmıştı. Şimdi bu değişiklikler yapıldığına göre demek ki bir takım yeni davalar bu bağlamda geliyor. Toplumun bir kesimine karşı bir takım davaların açılacağını tahmin etmek bu bağlamda zor değil. Kovuşturma davasına ilişkin açıklamaları zaten yaptım. Bu da kendi içinde son derece problemli ve soruşturmaların kendi içerisinde tıkanmasına ve böylelikle o noktadan hiç çıkamamasına yol açacak bir düzenleme olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda aslında bizim en temel sorunumuz yine de bir uzmanlık hakimliği, soruşturma evresine ilişkin bir uzmanlık hakimliği kurmak değil bence. Yani bu çok önemli, olsa iyi olur. Ama önemli olan şu, önemli olan özellikle itiraz kanunu yoluna ilişkin incelemelerin başta tutuklama olmak üzere gereği gibi yapılması, ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği birkaç kararda Türkiye'de bu yolun etkin bir yol olmayabileceği yönünde verdiği bir takım kararlar üzerine hatırlayacaksınız bir değişiklik yapıldı ve bu değişiklikte denildi ki mutlaka ve mutlaka sanığın, müdafiinin de ve sanığın da tutuklamanın devam konusunda görüşü alınır. Çünkü çelişmeli bir yargılama yapılmıyor ve yine uygulamadan duyduklarımızdan biliyoruz ki dosyalar gitmeden bu tip kararlar veriliyor. Hatta yine bir diğer problem bu bağlamda, dosya gitmiyor deyince aklıma geldi. Bir Asliye Ceza Mahkemesi örneğin bir telefon dinleme kararı verecek. Bir mahkeme, her ne kadar hani telefon dinleme kararı şey diyebilirsiniz, soruşturma evresinde verilmesi gerekli bir karardır, işte kovuşturma evresinde delil toplanmaması gerekir vesaire diyebilirsiniz ama Anayasa Mahkemesi pek bu kanaatte değil. Çünkü kanun yapılırken bu anlayışın hakim olduğu anlaşılıyordu ve ilk toplantılarda hep artık soru kovuşturma evresinde delil toplanmayacağı, resen araştırma ilkesinde bu nedenle özellikle kanuna konulmadığı üzerinde durulmuştu. Ama Anayasa Mahkemesi resen araştırma ilkesinin ceza muhakemesinin amacından çıkarılabilir yönünde bir karar verdi ve dolayısıyla öğretide bir kısmın savunduğu resen araştırma ilkesinin aslında hiçbir şey olmadığı ve bizim taraf aktif bir sisteme geçeceğiz diye kovuşturma evresinde delil toplama imkanımızın elinden alınmadığı yönünde sonuçta bir sonuca ulaşıldı ki ben de bu kanaatteyim bu bağlamda. Dolayısıyla yapılana bakıldığında yapılanın sonuçta hukuki olarak bir takım düzeltmelerle iyiye gidebileceği görülebiliyor ama yapılması gereken burada en önemli şey öncelikle tabii ki hakimlerin özgürlüğün teminatı olduğunu, yani ona özgürlük hakimi demişsiniz, süper demişsiniz, başka şeyler demişsiniz. Önemli olan özgürlüğün
korunmasının istisna ama bunun karşısında sınırlanması, özgürlüğün korunmasının kural ama sınırlanmasının bir istisna olduğunu belki anlayabilmek, bir teminat olarak kendisini görebilmesi hakimlerin. Dolayısıyla itiraz kanunun yolunun etkinliğine ilişkin sorunların çözülmesi bu bağlamda bence öncelikli nedendi. O yüzden hani suç ceza hakimliklerine ben prensip olarak soğuk bakmıyorum ama yapılan düzenleme bu şekilde olduğu takdirde bu bir kapalı devre hakimlik sistemidir ve bir takım soruşturmalar buradan kesinlikle çıkmayacaktır ama birkaç değişiklikle, yani genel yetkili mahkemelere itiraz kanunu yolunun örneğin açılması ve bu hakimlerin sayısının arttırılmasıyla bu sorunlar çözülebilir ve daha verimli bir hale getirilebilir. Aksi takdirde bu her zaman için meşruiyeti tartışılan bir hakimlik makamı olmaya devam edecektir. Çok teşekkür ederim. Sayın Taner'e çok teşekkür ediyoruz. Çok doyurucu, derinlikli sunumu için. İzninizle iki konuda kısa kısa değerlendirmede bulunmak istiyorum. Birincisi, belki konuyla tam ilgili gözükmeyebilir. Kanunun diliyle ilgili. Son dönemde torba torba çıkarılan kanunlarda aynı zamanda Türkçemizde yer yer katlediliyor ve özenle kullanılmıyor. Pek çok kanunda buna rastlıyoruz. Şu özellikle tartıştığımız maddede dahi dille mantık tutarsızlığı var. Bazı kavramlar yerinde kullanılmamış. Hatta kavram kargaşası var. Bir iki cümleyi izninizle okumak istiyorum. İşte milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi nedenlerinden bir veya birkaçına bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde. Buradan sonra başlıyor problem. Erişimin engellenmesi başkanın talimatı üzerine başkanlık tarafından yapılır. Yani burada bir gariplik var. Başkanın talimatı üzerine başkanlık tarafından yapılır diyor ayrıca. İcra edilir. Erişimin engellenmesi yapılır, gerçekleştirilir. Hemen devamında erişim sağlayıcıları başkanlıktan gelen erişimin engellenmesi taleplerini en geç 4 saat içinde yerine getirir. Burada başkanın icraatının talep sunmaktan ibaret olduğu, icrayı erişim sağlayıcılarının yapacağı belirtiliyor. Hemen devamında başkan tarafından verilen erişimin engellenmesi kararı. Başkan bir karar veriyor. Oysa ki en başta talimat veriyordu. İkinci cümlede erişim sağlayıcılarına talep yönlendiriyor. Sonda da başkanın bir erişimin engellenmesi kararı vereceği öngörülüyor. Yani bu özensizliğe de dikkat çekmek istiyorum. Son cümlem kendi adıma şu olacak. Sonrasında sorular, cevaplar, değerlendirmeleri ayrıca gelmeli. Şüphe mutlak surette soyut ve sübjektif bir kavram. Özgürlüğün sınırlanması, engellenmesi gibi çok önemli bir yetki kullanımında eğer şüphe ölçüt alınacaksa ve bu soyut bırakılacaksa, sübjektif bırakılacaksa keyfiliğin yaşanması kaçınılmazdır yetki kullanımında. Yani mutlak surette objektif, somut bir takım koordinatlarla onun çerçevelenmesi gerekir. Hocalarımın izahından net anlaşıldığı üzere daha önce kuvvetli suç şüphesi ve somut delillerin varlığı öngörülürken ki bu şüphenin kötüye, şüphe kavramının kötüye kullanılmasının bir anlamda güvencesi iken şimdi makul şüphe mutlak surette kişiden kişiye değişir. Bunun ölçütleri ne? Ne makul, ne makul değil, kime göre makul? Hangi zamana göre makul, hangi ihtiyaca göre makul? Maalesef eleştirilecek birçok yönün olduğuna ben de konunun uzmanı olmamama rağmen vakıf olmuş bulunuyorum. Şimdi konuklarımızdan sayın hocalarımıza soru yöneltmek isteyenler. Buyurun sayın hocam. Ben bu konferansın programın sonunda ilginç bir sonuca vardım. Belki sizlerin beklediği sonuç değil bu. Anladığım kadarıyla yani problem hakime güvenilmemesi noktasında ortaya çıkıyor. Yoksa şu kanun, bu kanun vesaire kanunla ilgili değil problem. Zaten bizim ülkemizde avukata güvenilmiyor.
Hakime, savcıya da güvenilmiyor. Bir ara belki biraz güveniliyordu. Şimdi ben şunu ifade etmek istiyorum. Hayır, önemli olan, benim için önemli olan şey hakimin güvenilirliği esas itibariyle. Bunun sağlanması ile ilgili bir problemimiz varsa bunun halledilmesi gerekir. Burada yaklaşık 3-3,5 yıl önce Yargıtay'da bir programda Hollanda Yüksek Mahkemesi Başkanı geldi ve de ilginç bir takım tartışmalar arasında şöyle bir soru soruldu. Dedi ki meslektaşlardan birisi, bizde hakimlerin not sistemi kaldırıldı. Hakimlerin kararlarının isabetliliğine göre nasıl değerlendireceğimizi bilmiyoruz. Ayrıca teftiş sistemi de kaldırıldı. Sizin bu konudaki sisteminiz nedir? Ne önerirsiniz diye sorulduğunda hiç unutamadığım cevabı verdi. Hollanda Yüksek Mahkemesi Başkanı Bert Man, ismini de vereyim. Bunu kim ister dedi bana. Yani birebir konuşma da oldu daha sonra bana şeklinde söyledim. Bizim vatandaşlarımızda ve ülkemizde böyle bir istek yok dedi. Kimse hakimin denetlenmesini istemez. Hiç kimse hakimin teftiş edilmesini istemez. Herkes ona güvenir. Dedim ki sizin ülkenizde hakim olmak çok güzelmiş, çok iyiymiş. Siz çok mu isabetli seçiyorsunuz hakimlerinizi? Çok mu iyi yetiştiriyorsunuz? Hani kendimizdeki problemi anlamaya çalışıyorum. Ve de ısrarla şunu sordum. Hiç mi yanılmadınız siz? Sizi yanıltan bir hakim çıkmadı mı? Düşündü, evet dedi, bir tane çıktı. Onun da gereğini yaptık dedi. İhraç ettik. Biz de bir hakim hakkında bir şey söyleniyor. Şuradaki görevine son verilip bu tarafa veriliyor. Tamam da bu taraftaki vatandaş değil mi diye sorarım ben. Onun da, o da adalet istiyor. İstiyorum. Yani demek istediğim, bizim problemimiz başka bir noktada. Yoksa bu kanunlarla falan ilgili değil. Şu dönemdeki hakime şu nedenlerle güvenmiyoruz. Bu dönemdeki hakimlerle başkaca nedenlerle güvenmiyoruz. Tabii bu noktada biraz bizde de kabahat var hakimlerde. Böyle sağa sola rüzgara göre eğilen, sallanan değil de dik durabilen, yerinde durabilen hakimler olursa herhalde problem kalmayacak. Ama işte ne fakülteden mezun olup staj sonrasında direkt kürsüye gelen, ne o sistemi benimsiyoruz ki bir problem var o sistemde, ne de işte siz eleştirdiniz az önce, ne de avukatlıktan mesleğe gelenleri beğeniyoruz. Böyle bir problemimiz var. Bir yerde bir hata var. Teşekkür ederim. Erki hocama da özellikle genç arkadaşımızın tarihsel perspektifiyle bugüne getirişini gerçekten iyi irdelemek lazım. Hatırlattığı için unutulmaması gereken günleri tekrar yaşanması olasılığını hatırlattığı için teşekkür ediyorum hukukçu olarak. Şimdi Sayın Yargıtay Cumhuriyet Savcımız gayet güzel söyledi. A noktasındaki yargıcın hatalı davranışının cezası bir başka yere atama. İsim vermeyeceğim ama bildiğim çok iyi yerler var. Deyim yerinde ise sürgün bölgesi. Oradan bir yerden cezayı alan o bölgeye geliyor. Buradaki yargılamanın aktörlerinin, oradaki yurttaşların günahı ne? Bunu gerçekten iyi saptamak lazım. Bu sistemi. Şimdi ben hocamın, Timur hocamın bir sözünden hareket edeceğim ve bir şey soracağım. Açıklama da istiyorum ama yani altında yatan şey de belli. Bu şimdi bu sanal ortamda nefret suçunun engellenmesine yönelik bir şeyde bulundunuz değil mi hocam? Yani ona değişik geldi. Güvenlik. Şimdi nefret suçunun tam bir tanımı var mı? Bir. İki,
acaba siz uygulamayı da yakından bilen birisi olarak kanun koyucunun buradaki amacının bildiğimiz geniş anlamdaki uluslararası öğretide, uygulamadaki nefret suçundan çok daha farklı, adı nefret de aslında yönetime yönelik eleştirinin sanal ortamda yapılmasının engellenmesi mi amaçlanıyor burada? Ve bu konuda gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gerekse Anayasa Mahkemesi'nin son bir iki kararında görüldüğü gibi siyasilerimizin kendilerine yönelik ağır eleştirileri kabullenmesi gerektiği yolundaki insan haklarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ve anayasamızın ona paralel bazı hükümlerinin deyim yerindeyse arkadan dolanarak ortadan kaldırılması mı amaçlanıyor? Bu konudaki görüşünüzü rica ediyorum. Bu şimdi tabii nefret suçu ceza kanunu 122. maddesinde düzenleniyor ve hatta bu 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı kanunla kanuna girdi. Daha önce 122'de ayrımcılık suçu düzenleniyordu. Evet. Nefret ve ayrımcılık başlığı altında diyor ki dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle işte bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır ya da taşınmaz malın satılmasını, devrini, kiraya verilmesini, kamuya tahsis edilmiş bir hizmetten yararlanmasını, işe alınmasını, ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kişi şu kadar cezalandırılır. Buradaki kastedilen herhalde daha da kapsamı genişletecek şekilde nefret ve teröre çağrı, işte gezi eyleminde şurada buluşalım bilmem ne ya da belirli kişilerle ilgili amaç bu nitelikteki internet ortamında Twitter gibi kitleye çok çabuk kolay ulaşılan yollarla işte bir takım söylemlerin önüne geçmek ve cezalandırmak. Bakın şu anki 122. madde bunları kapsamıyor. Irk, dil, mezhep gibi sebeplerle belirli bir taşınır taşınmaz satımı hizmetten yararlanma gibi durumlar cezalandırılıyor ama herhalde kastedilen kapsamı daha genişletecek. Yeni bir suç yaratmak istiyor. Tülay'ın bahsettiği, ben görmedim asıl taslağı, ceza kanununda çok maddede değişik. Herhalde Tülay'ın bunda da mı değişiklik var o zaman? Değil mi? Demek ki bunun içine yeni baştan 122. madde düzenlenecek. Ben de görmedim. Yani boyun niye uzun? Neden omuzun ileride? Veyahut da şeyde yürüyorsun demek de nefret suçunun hareket şeyine girecek gibi geliyor. Yani tabii sağ ifade özgürlüğü ile sınırı iyi çizmek lazım. Yani bir kimsenin eleştirilmesi görevi sebebiyle yaptığı olumsuzluklar dolayısıyla ya da çevre katliamı dolayısıyla bunlar nefrete girmez. İfade özgürlüğü, belki bunlar da nefrete sokulmak isteniyor olabilir. İşte nedir o valide bağda insanlar toplanıyor değil mi bu şey üzerine? İşte oranın korunun imara açılmasını engellemek amacıyla, vay siz işte belediyenin yaptığı bilmem şeye nasıl karşı çıkıyorsun filan gibi buna mı sokmak istiyorlar, ama ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelir. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ihlali anlamına gelir. Umarım böyle bir şey olmaz. Anayasa Mahkemesi iptal etmezse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye için yeni mahkumiyet kararları doğar diye umuyorum. Bir de efendim şüphe üzerinde konuşuldu. Şüphenin çeşitleri. Herkesin bildiği gibi ceza yargılamasının amacı şüpheyi yenmek. Yani ortadan kaldırmak. Peki kuvvetliydi, yeterliydi, başlangıçtı, yoğundu, az yoğundu. Bunlarla uğraşıyoruz ama temelde acaba sistemde bizler müdafilik makamı veyahut da bir ceza yargılamasındaki katılan vekil pozisyondaki arkadaşlarımız şüpheyi yenmekten daha çok şüpheyi ispat edecek, ispat etmekle yükümlü olan
kısmı bu konuda hiçbir çaba sarf etmemesini, günahını çekiyoruz. Şüpheyi, varsa bir ceza yargılamasında şüphe, bunu ileri sürenin ispat etmesi ana kural değil mi? Yani kamu adına davayı açan tarafın değil mi? Bunu ispat etme yükümlülüğü. E niye ben müdafi olarak bunu ispatla yükümlü olayım ki? Neden ben vekil olarak bu suçtan zarar gördüğümü ispatla yükümlü olayım ki? Bu mukayeseli hukukta buna ilişkin örnek yasal düzenlememiz var mı efendim? Az önce bahsettiğimiz basit şüphe ya da kuvvetli şüphe elbette sormak tehditli ve soruşturmaya başlama bakımından basit şüphe gerekiyor. Şüphe demek de delillere dayanan bir tahmin. Bu kişi suç işlemiştir tahmini ama bir delil olacak. Ama koruma tedbirlerine başvurmak bakımından somut delillere dayanan kuvvetli şüphe kanunda aranıyordu. Bu yerinde bir düzenleme dedi kişi özgürlüğü ile ilgili. Elbette ceza muhakemesinin en temel ilkesi şüpheden sanık yararlanır. Siz herhalde onu kastediyorsunuz. İddia makamı iddiasını ispatla yükümlü. Kunter'in kitabında belirtilir. Yani %1'lik bir kuşku kalırsa beraat kararı verilmek durumunda. Bu yönüyle şüpheyle ilgili hatta Carnelutti'nin o pergel örneğini verir. İnsanın nasıl yanılabileceğini, işte başlangıçta pergeli işte iki ucunu bastırdığınız zaman iki ucu hissedersiniz. Yaklaşır bir noktada tek nokta gibi hissedersiniz. Bu tek nokta hissedilmesine rağmen aslında yine iki noktadan batmıştır. Dolayısıyla insanda bir yanılma payının olabileceğini ama ceza muhakemesinin %100'lük bir kanaat gerekeceği için tabii iddia makamının iddiasını ispat etmesi ve mahkemenin de kanaate, %100'lük kanaate varması gerek. Çünkü ağır bir karar verecek. Bu bakımdan %1'lik kuşku varsa beraat kararı verecek. Tabii bu diyalektik ilişki dedik az önce. İddiasını ispata çalışacak avukatın görevi de elbette kendi tezini ortaya koymaya çalışacak ve mahkemede elbette bir senteze ulaşacak. Eğer hala %1'lik kuşku varsa beraat kararı vermek durumundadır. Teşekkür ederim. Evet, başka soru? Devrim Hanım. Merhabalar, Ankara Barosu'ndan avukat Değer Güngör. Hocam, bu telefon dinlemelerinde Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliği kararıyla dinleme yapılması düzenlemesi bana direkt ayakkabı kutusu çağrışımı yaptı. Biliyorsunuz bir basında ayakkabı kutusu furyası esmişti. Yoğun da tabeler çıkmıştı. Sonra tabii o tabeler de bir şekilde internetten, basından her yerden toplatıldı ve bütün kamuoyu ve basın susturuldu. Görüyorum ki yaşadığımız toplumsal olaylar, siyasi olaylar, yaşanan menfaat güç dengeleri ve çekişmelerine göre şekillenen bir hukuk oluşmaya başlamış. Siyasi iktidar, çeşitli güç odakları kendi menfaatlerine göre sürekli torba yasalar çıkararak yasaları değiştiriyorlar. Biz avukatlar olarak artık bu torba yasa bombardımanına yetişemiyoruz. Ben sürekli okuyorum, her an korkuyorum bir müvekkilin bir hakkına bir zarar getireceğim, herhangi bir değişiklik gözümden kaçacak diyerek hukuki güvenliğimiz hiç kalmadı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bu torba yasa furyası altında hukuki güvenlik, hukuki istikrar ne oldu acaba? Yani siz gayet güzel ifade ettiniz. Elbette kanun yapma tekniği belirli esasları içerir. Ben askerliğimi 83-84 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar Kararlar Dairesi'nde yapmıştım. O zaman hatta Münce Özmen'le birlikte aynı odayı paylaşmıştık. Orada bize işte bunun tekniğini, çünkü bir kanun hazırlanırken o kanunla ilgili kurumlardan görüş alınıyordu. İşte Milli Savunma'yı ilgilendirenlerin görüşlerini biz yazıyorduk, hazırlıyorduk. İşte İçişleri Bakanlığı, yani ilgili kurumların görüşü alınıyordu. Şimdi dünkü Yargıtay Başkanı'nın açıklaması ne kadar yerinde?
bizi ilgilendiren bir konuda görüşümüz alınmıyor diyor. Normal olarak kanun yapma tekniği bakımından önce ilgili kurumların görüşü alınacak. Barolar Birliği'nin, Yargıtay'ın, ki Danıştay'la ilgili hükümler var. Danıştay'ın değil mi? Bunların görüşü hazırlanacak. Ondan sonra komisyona sevk edilecek meclise. O dönem bakın 20 sene mi daha fazla mı oluyor? 30 seneye yaklaşan bir süre, 30 sene önce bu sistem işliyordu. Şimdi tamamen her şey bozulmuş maalesef. Dolayısıyla söylenecek bir şey bulamıyorum. Yani biz bile bakın Durmuş Bey az önce bu işte internet ortamındaki bu değişiklikle ilgili o torba kanundaki şeyleri bulamamış ki başlık 6552 sayılı kanunun ceza hükümleri. Ben dedim şu 126-127. Ma yani insanın gözünden kaçabilir. Çünkü kanunun başlığı tamamen farklı. Vergi affı bilmem ne işle ilgili araya koymuşun iki madde. Böyle bir kanun hazırlama tekniği olamaz. Yani bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Art niyetle yani çoğu zaman insanın gözünden kaçabiliyor. Hakimler, savcıların, bizlerin gözünden de kaçan düzenlemeler olabiliyor. Her kanunun başlığı nereyle ilgiliyse ayrı ayrı iki maddelik olabilir icabında bu şekilde olması gerekir diyoruz. Kanun yapma tekniğine aykırı. Bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak da veriliyor. Kanun yapma tekniği dersi diye. Ama maalesef bakın meclis bir teklif deniyor ama Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir teklif. Bakanlık eğer bunu deliyor ise milletvekilini imzalatıyor ama belli bakanlık hazırladı. Yani çok hiç yakışık almayan şeyler bunlar, hoş olan şeyler değil. Tamamen haklısınız. Fahri Hocam'ın da bir eklemesi olacak sanıyorum. Ben içinde bulunduğumuz duruma ilişkin somut bir tespit yapacağım. Şimdi eskiden kanunları biliyorsunuz bundan takip ediyorduk. Şimdi kanun takip etmek için bir tane bundan, bir tane de aktif internet bağlantısı. Çünkü mümkün değil. Yani ve mesela benim eskiden öğrencilik zamanımda eskittiğim kanunlarım vardı. Yani böyle dağılınca ciltletiyorduk falan. Biz bunları direkt atıyoruz artık. Çünkü yani mesela derste ani birisi mesela bir toplantıda birisi bir şey sordu. Açtığınızda her dakika şey tehdidi altındasınız. Siz nasıl müvekkiliniz bakımından? Aa o değişti deyip bir anda böyle susmak zorunda kalabilirsiniz. Yani hani o yüzden konuşmak bir de bunların ötesinde böyle bir gerginlik getiriyor. Zaten hukuki güvenlik konusu siz açıkladınız. Ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Yok sanıyorum. Buyurun. Lütfen. Serdar Özden, Sayyar Avukat. Şimdi ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu tutuklamaya ilişkin olarak mesela hakim şöyle bir karar vermesi gerekirken işte şu vakalar şu olayın yağma suçunun oluşmasına ilişkin olduğundan dolayı tutuklanmasına diye karar vermesine rağmen kanunun soyut ifadesi olan mesela kuvvetli suç şüphesi diyor. Bu aslında kanunun soyut ifadesi. Yani orada soyutlama yapması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda Türkiye'yi çok defa uyardı. Yani tutuklamada değil diğer konularda da kanunun soyut ifadesini sanki vakanın kendisi gibi ifade ediliyor Türkiye'de. Şimdi bu durumda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hakim karar veriyor. Gerekçelendirmeden verdiği bir tutuklama kararı şuna bir paradoks oluşturuyor. Ben haklıyım. Niye haklısın? Hükmü böyle verdiğim için haklıyım. Bu bir paradoks yani netice itibariyle. Ayrıca hani kuvvetli suç şüphesine ilişkin olarak söylüyorum. Yani eğer vakalarla bir olay şüphe güçlenmiyorsa bu bir paranoyadır. Yani paranoyaya dönüşüyor ve o zaman da bizim hukuk sistemimizde böyle paranoyalar var. Hakimlik görevini yapmadığı da şüpheli hale geliyor aslında. Bu şüphe daha makul bana göre. Yani benim bu ifadem daha makul. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim Sayın Hocam? Bu tutuklama bakımından sizin de ifade ettiğiniz bu sorunlar hep devam ettiği için 2012 yılında 101. maddeye eklenen ya da yeniden düzenlenen ikinci fıkra ile tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye... Tutamadığım cevabı verdi. Hollanda Yüksek Mahkemesi Başkanı Bert Mann ismini de vereyim. Bunu kim ister dedi bana. Yani birebir konuşma da oldu daha sonra bana şeklinde söyledim. Bizim vatandaşlarımızda ve ülkemizde böyle bir istek yok dedi.
Kimse hakimin denetlenmesini istemez. Hiç kimse hakimin teftiş edilmesini istemez. Herkes ona güvenir. Dedim ki sizin ülkenizde hakim olmak çok güzelmiş, çok iyiymiş. Siz çok mu isabetli seçiyorsunuz hakimlerinizi? Çok mu iyi yetiştiriyorsunuz? Hani kendimizdeki problemi anlamaya çalışıyorum. Ve de ısrarla şunu sordum. Hiç mi yanılmadınız siz? Sizi yanıltan bir hakim çıkmadı mı? Düşündü, evet dedi, bir tane çıktı. Onun da gereğini yaptık dedi. İhraç ettik. Biz de bir hakim hakkında bir şey söyleniyor. Şuradaki görevine son verilip bu tarafa veriliyor. Tamam da bu taraftaki vatandaş değil mi diye sorarım ben. Onun da, o da adalet istiyor. Yani demek istediğim, bizim problemimiz başka bir noktada. Yoksa bu kanunlarla falan ilgili değil. Şu dönemdeki hakime şu nedenlerle güvenmiyoruz. Bu dönemdeki hakimlerle başkaca nedenlerle güvenmiyoruz. Tabii bu noktada biraz bizde de kabahat var hakimlerde. Böyle sağa sola rüzgara göre eğilen, sallanan değil de dik durabilen, yerinde durabilen hakimler olursa herhalde problem kalmayacak. Ama işte ne fakülteden mezun olup staj sonrasında direkt kürsüye gelen, ne o sistemi benimsiyoruz ki bir problem var o sistemde, ne de işte siz eleştirdiniz az önce, ne de avukatlıktan mesleğe gelenleri beğeniyoruz. Böyle bir problemimiz var. Bir yerde bir hata var. Teşekkür ederim. Erki Hocam'a da özellikle genç arkadaşımızın tarihsel perspektifiyle bugüne getirişini gerçekten iyi irdelemek lazım. Hatırlattığı için unutulmaması gereken günleri tekrar yaşanması olasılığını hatırlattığı için teşekkür ediyorum hukukçu olarak. Şimdi Sayın Yargıtay Cumhuriyet Savcımız gayet güzel söyledi. A noktasındaki yargıcın hatalı davranışının cezası bir başka yere atama. İsim vermeyeceğim ama bildiğim çok iyi yerler var. Deyim yerinde ise sürgün bölgesi. Oradan bir yerden cezayı alan o bölgeye geliyor. Buradaki yargılamanın aktörlerinin, oradaki yurttaşların günahı ne? Bunu gerçekten iyi saptamak lazım. Bu sistemi. Şimdi ben hocamın, Timur hocamın bir sözünden hareket edeceğim ve bir şey soracağım. Açıklama da istiyorum ama yani altında yatan şey de belli. Bu şimdi bu sanal ortamda nefret suçu engellenmesine yönelik bir şeyde bulundunuz değil mi hocam? Yani ona değişiklik geldi. Güvenlik. Şimdi nefret suçunun tam bir tanımı var mı? Bir. İki. Acaba siz uygulamayı da yakından bilen birisi olarak kanun koyucunun buradaki amacının bildiğimiz geniş anlamdaki uluslararası öğretide uygulamadaki nefret suçundan çok daha farklı, adı nefret de aslında yönetime yönelik eleştirinin sanal ortamda yapılmasının engellenmesi mi amaçlanıyor burada? Ve bu konuda gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin gerekse Anayasa Mahkemesi'nin son bir iki kararında görüldüğü gibi siyasilerimizin kendilerine yönelik ağır eleştirileri kabullenmesi gerektiği yolundaki insan haklarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ve anayasamızın ona paralel bazı hükümlerinin deyim yerindeyse arkadan dolanarak ortadan
kaldırılması mı amaçlanıyor? Bu konudaki görüşünüzü rica ediyorum. Bu şimdi tabii nefret suçu ceza kanunu 122. maddesinde düzenleniyor ve hatta bu 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı kanunla kanuna girdi. Daha önce 122'de ayrımcılık suçu düzenleniyordu. Evet. Nefret ve ayrımcılık başlığı altında diyor ki dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle işte bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır ya da taşınmaz malın satılmasını, devrini, kiraya verilmesini, kamuya tahsis edilmiş bir hizmetten yararlanmasını, işe alınmasını, ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen kişi şu kadar cezalandırılır. Buradaki kastedilen herhalde daha da kapsamı genişletecek şekilde nefret ve teröre çağrı, işte gezi eyleminde şurada buluşalım bilmem ne ya da belirli kişilerle ilgili amaç bu nitelikteki internet ortamında Twitter gibi kitleye çok çabuk kolay ulaşılan yollarla işte bir takım söylemlerin önüne geçmek ve cezalandırmak. Bakın şu anki 122. madde bunları kapsamıyor. Irk, dil, mezhep gibi sebeplerle belirli bir taşınır taşınmaz satımı hizmetten yararlanma gibi durumlar cezalandırılıyor ama herhalde kastedilen kapsamı daha genişletecek. Yeni bir suç yaratmak istiyor. Tülay'ın bahsettiği, ben görmedim asıl taslağı, ceza kanununda çok maddede değişik. Herhalde Tülay'ın bunda da mı değişiklik var o zaman? Değil mi? Demek ki bunun içine yeni baştan 122. madde düzenlenecek. Ben de görmedim. Yani boyun niye uzun? Neden omuzun ileride? Veyahut da şeyde yürüyorsun demek de nefret suçunun hareket şeyine girecek gibi geliyor. Yani tabii sağ ifade ol, özgürlüğü ile sınırı iyi çizmek lazım. Yani bir kimsenin eleştirilmesi görevi sebebiyle yaptığı olumsuzluklar dolayısıyla ya da çevre katliamı dolayısıyla bunlar nefrete girmez. İfade özgürlüğü, belki bunlar da nefrete sokulmak isteniyor olabilir. İşte nedir o valide bağda insanlar toplanıyor değil mi bu şey üzerine? İşte oranın korunun imara açılmasını engellemek amacıyla, vay siz işte belediyenin yaptığı bilmem şeye nasıl karşı çıkıyorsun filan gibi buna mı sokmak istiyorlar, ama ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelir. Yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinin ihlali anlamına gelir. Umarım böyle bir şey olmaz. Anayasa Mahkemesi iptal etmezse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Türkiye için yeni mahkumiyet kararları doğar diye umuyorum. Bir de efendim şüphe üzerinde konuşuldu. Şüphenin çeşitleri. Herkesin bildiği gibi ceza yargılamasının amacı şüpheyi yenmek. Yani ortadan kaldırmak. Peki kuvvetliydi, yeterliydi, başlangıçtı, yoğundu, az yoğundu. Bunlarla uğraşıyoruz ama temelde acaba sistemde bizler müdafilik makamı veyahut da bir ceza yargılamasındaki katılan vekil pozisyondaki arkadaşlarımız şüpheyi yenmekten daha çok şüpheyi ispat edecek, ispat etmekle yükümlü olan kısmın bu konuda hiçbir çaba sarf etmemesini, günahını çekiyoruz. Şüpheyi, varsa bir ceza yargılaması da şüphe, bunu ileri sürenin ispat etmesi ana kural değil mi? Yani kamu adına davayı açan tarafın değil mi? Bunu ispat etme yükümlülüğü. Niye ben müdafi olarak bunu ispatla yükümlü olayım ki? Neden ben vekil olarak bu suçtan zarar gördüğümü ispatla yükümlü olayım ki? Bu mukayeseli hukukta buna ilişkin örnek yasal düzenlememiz var mı efendim? Az önce bahsettiğimiz basit şüphe ya da kuvvetli şüphe elbette sormak tehditli ve soruşturmaya başlama bakımından basit şüphe gerekiyor. Şüphe demek de delillere dayanan bir tahmin. Bu kişi suç işlemiştir tahmini, ama bir delil olacak. Ama koruma tedbirlerine başvurmak bakımından somut delillere dayanan kuvvetli şüphe kanunda
aranıyordu. Bu yerinde bir düzenleme dedik kişi özgürlüğüyle ilgili. Elbette ceza muhakemesinin en temel ilkesi şüpheden sanık yararlanır. Siz herhalde onu kastediyorsunuz. İddia makamı iddiasını ispatla yükümlü. Kunter'in kitabında belirtilir. Yani %1'lik bir kuşku kalırsa beraat kararı verilmek durumunda. Bu yönüyle şüpheyle ilgili hatta Carnelutti'nin o pergel örneğini verir. İnsanın nasıl yanılabileceğini, işte başlangıçta pergeli işte iki ucunu bastırdığınız zaman iki ucu hissedersiniz. Yaklaşır bir noktada tek nokta gibi hissedersiniz. Bu tek nokta hissedilmesine rağmen aslında yine iki noktadan batmıştır. Dolayısıyla insanda bir yanılma payının olabileceğini ama ceza muhakemesinin %100'lük bir kanaat gerekeceği için tabii iddia makamının iddiasını ispat etmesi ve mahkemenin de kanaate, %100'lük kanaate varması gerek. Çünkü ağır bir karar verecek. Bu bakımdan %1'lik kuşku varsa beraat kararı verecek. Tabii bu diyalektik ilişki dedik az önce. İddiasını ispata çalışacak avukatın görevi de elbette kendi tezini ortaya koymaya çalışacak. Ve mahkemede elbette bir senteze ulaşacak. Eğer hala %1'lik kuşku varsa beraat kararı vermek durumundadır. Teşekkür ederim. Evet, başka soru? Devrim Hanım. Merhabalar, Ankara Barosu'ndan avukat Değer Güngör. Hocam, bu telefon dinlemelerinde Ağır Ceza Mahkemesi'nin oy birliği kararıyla dinleme yapılması düzenlemesi bana direkt ayakkabı kutusu çağrışımı yaptı. Biliyorsunuz bir basında ayakkabı kutusu furyası esmişti. Yoğun da tabeler çıkmıştı. Sonra tabii o tabeler de bir şekilde internetten, basından her yerden toplatıldı ve bütün kamuoyu ve basın susturuldu. Görüyorum ki yaşadığımız toplumsal olaylar, siyasi olaylar, yaşanan menfaat güç dengeleri ve çekişmelerine göre şekillenen bir hukuk oluşmaya başlamış. Siyasi iktidar, çeşitli güç odakları kendi menfaatlerine göre sürekli torba yasalar çıkararak yasaları değiştiriyorlar. Biz avukatlar olarak artık bu torba yasa bombardımanına yetişemiyoruz. Ben sürekli okuyorum, her an korkuyorum bir müvekkilin bir hakkına bir zarar getireceğim, herhangi bir değişiklik gözümden kaçacak diyerek hukuki güvenliğimiz hiç kalmadı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Bu torba yasa furyası altında hukuki güvenlik, hukuki istikrar ne oldu acaba? Yani siz gayet güzel ifade ettiniz. Elbette kanun yapma tekniği belirli esasları içerir. Ben askerliğimi 83-84 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Kanunlar Kararlar Dairesi'nde yapmıştım. O zaman hatta Münce Özmen'le birlikte aynı odayı paylaşmıştık. Orada bize işte bunun tekniğini, çünkü bir kanun hazırlanırken o kanunla ilgili kurumlardan görüş alınıyordu. İşte Milli Savunma'yı ilgilendirenlerin görüşlerini biz yazıyorduk, hazırlıyorduk. İşte İçişleri Bakanlığı, yani ilgili kurumların görüşü alınıyordu. Şimdi dünkü Yargıtay Başkanı'nın açıklaması ne kadar yerinde? Bizi ilgilendiren bir konuda görüşümüz alınmıyor diyor. Normal olarak kanun yapma tekniği bakımından önce ilgili kurumların görüşü alınacak. Barolar Birliği'nin, Yargıtay'ın, ki Danıştay'la ilgili hükümler var, Danıştay'ın değil mi? Bunların görüşü hazırlanacak. Ondan sonra komisyona sevk edilecek meclise. O dönem bakın 20 sene mi daha fazla mı oluyor? 30 seneye yaklaşan bir süre, 30 sene önce bu sistem işliyordu. Şimdi tamamen her şey bozulmuş maalesef. Dolayısıyla söylenecek bir şey bulamıyorum. Yani biz bile, bakın Durmuş Bey az önce bu işte internet ortamındaki bu değişiklikle ilgili o torba kanundaki şeyleri bulamamış ki başlık 6552 sayılı kanunun ceza hükümleri. Ben dedim şu 126-127. Ma yani insanın gözünden kaçabiliyor. Çünkü kanunun başlığı tamamen farklı, vergi affı bilmem ne işle ilgili araya koymuşun iki madde. Böyle bir kanun hazırlama tekniği olamaz. Yani bunun mutlaka önüne geçilmesi lazım. Art niyetle
Yani çoğu zaman insanın gözünden kaçabiliyor. Hakimler, savcıların, bizlerin gözünden de kaçan düzenlemeler olabiliyor. Her kanunun başlığı nereyle ilgiliyse ayrı ayrı iki maddelik olabilir icabında bu şekilde olması gerekir diyoruz. Kanun yapma tekniğine aykırı. Bazı hukuk fakültelerinde seçimlik ders olarak da veriliyor. Kanun yapma tekniği dersi diye. Ama maalesef bakın meclis bir teklif deniyor ama Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan bir teklif. Bakanlık eğer bunu deliyor ise milletvekilini imzalatıyor ama belli bakanlık hazırladı. Yani çok hiç yakışık almayan şeyler, bunlar hoş olan şeyler değil. Tamamen haklısınız. Fahri Hocam'ın da bir eklemesi olacak sanıyorum konuya ilişkin. Ben içinde bulunduğumuz duruma ilişkin somut bir tespit yapacağım. Şimdi eskiden kanunları biliyorsunuz bundan takip ediyorduk. Şimdi kanun takip etmek için bir tane bundan, bir tane de aktif internet bağlantısı. Çünkü mümkün değil. Yani ve mesela benim eskiden öğrencilik zamanımda eskittiğim kanunlarım vardı. Yani böyle dağılınca ciltletiyorduk falan. Biz bunları direkt atıyoruz artık. Çünkü yani mesela derste ani birisi, mesela bir toplantıda birisi bir şey sordu. Açtığınızda her dakika şey tehdidi altındasınız. Siz nasıl müvekkiliniz bakımından? Aa o değişti deyip bir anda böyle susmak zorunda kalabilirsiniz. Yani hani o yüzden konuşmak bir de bunların ötesinde böyle bir gerginlik getiriyor. Zaten hukuki güvenlik konusu siz açıkladınız. Ben çok fazla bir şey söylemeyeceğim bu konuda. Yok sanıyorum. Buyurun. Lütfen. Serdar Özden, Sayyar Avukat. Şimdi ben de şöyle bir soru sormak istiyorum. Şimdi bu tutuklamaya ilişkin olarak mesela hakim şöyle bir karar vermesi gerekirken işte şu vakalar, şu olayın yağma suçunun oluşmasına ilişkin olduğundan dolayı tutuklanmasına diye karar vermesine rağmen kanunun soyut ifadesi olan mesela kuvvetli suç şüphesi diyor. Bu aslında kanunun soyut ifadesi. Yani orada soyutlama yapması gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu konuda Türkiye'yi çok defa uyardı. Yani tutuklamada değil diğer konularda da kanunun soyut ifadesini sanki vakanın kendisi gibi ifade ediliyor Türkiye'de. Şimdi bu durumda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Hakim karar veriyor. Gerekçelendirmeden verdiği bir tutuklama kararı şuna bir paradoks oluşturuyor. Ben haklıyım. Niye haklısın? Hükmü böyle verdiğim için haklıyım. Bu bir paradoks yani netice itibariyle. Ayrıca hani kuvvetli suç şüphesine ilişkin olarak söylüyorum. Yani eğer vakalarla bir olay şüphe güçlenmiyorsa bu bir paranoyadır. Yani paranoyaya dönüşüyor ve o zaman da bizim hukuk sistemimizde böyle paranoyalar var. Hakim hakimlik görevini yapmadığı da şüpheli hale geliyor aslında. Bu şüphe daha makul bana göre. Yani benim bu ifadem daha makul. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyim Sayın Hocam? Bu tutuklama bakımından sizin de ifade ettiğiniz bu sorunlar hep devam ettiği için 2012 yılında 101. maddeye eklenen ya da yeniden düzenlenen ikinci fıkra ile tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye